الحمد <سؤال> لله الذي <سؤال> هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل عليه صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربنا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرهم على نية فلهم فلو مجروم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Sizden sonra geçen pazar gecesiydi, pazar akşamı Mekke-i Mükerreme'ye gittim elhamdülillah. Miraca çıktım zannetmeyin böyle bir gecede gittim geldim. Ondan sonra uçakla gittik yani. Efendim oradan Umre yaptık, Medine-i Münevvere'ye geldik, ziyaretimizi yaptık. Dün de döndük elhamdülillah sizlere de dualar yaptık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam huzurunda kimse yok. Tam önünde arada kimse yokken öyle. Şimdi sakin durduk orada. Dedik ya Rabbi bize senin için ya Rabbi Habibin hatırı için gelen bütün cemaatimizi Habibine komşu eyle. Şefaatine nail eyle. şikayetinden muhafaza ile, Bütün hepinizin çoluğunuz çocuğunuz kıyamete kadar nesliniz ehli sünnetten ayrılmasın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de emanet ettik. Havale ettik. Amin. Kendiniz gitseniz o kadar yapamazsınız. Amin. Bir zuhurat oldu. Ticari bir vize almışlar. Ben de haberim de yok. Başkalı arkadaşlar müracaat etti. Onların çıkmamış. Seninki çıktı dediler. E Edelim şimdi o zaman davet var demektir. Çıktığına göre gitmek lazım. Çok da dua ihtiyaç var. İnşallah Rabbimizin davetine icabet nasip oldu. Her... Her kime Kabe nasip olsa davet eder. Her kişi hanesine sevdiğini davet eder. Ömer Nasuh Efendi zikreder bunu. Bunun üzerine tabi mültecem Kabe'nin Hacı Aleyhisselatü'yle kapı arası. Yüzde yüz dua kabuldür. Çok denemişim orada. Tam işte tavafı bitirdim. Mültezeme duaya girdim. Ezan başladı. Ezan o anda başlaması da kabule işarettir. Çünkü kalle de ayn davetuhu hayne yahturu ezan başladığı vakit çok az kişinin duası reddolur. olur. Allah bizi o azlardan etmesin. Amin. Amin. Yani çoğunun kabul olur. Ondan sonra umremizi yaptık bitirdikçe sabah namazını bekledim. Sabah namazında dedim ki bakalım imam nereden okuyacak? Tefaül ettim. Bize bir işaret çakacak mı burada? İmamın hani okunan şeylerde ne var? Efendi Hazretlerimiz çok yapar öyle. Okunan aşırdan, imamın okuduğundan hep ne yapar? Mana çıkarı. Bir kere Gebze'ye Efendi Hazretlerini ifadeye aldılar. Orada bir vaaz etmişti. Birinin de lastiği patlamış gitmiş oradan. Lastik patlamış gelmiş camın kenarından dinlemiş. Efendi de işte efendim kadar kızları gönderiyorsunuz okullara falan demiş. Ondan sonra onu gitmiş ihbar etmişler. Efendi geldi aldılar buradan. Çok sene evvel. Efendimiz böyle hep şey yapardı. Buyurdu ki gittim dedi. Tam Gebze işte ifadeye vermeden evvel gittik. Namaza durduk camide. Baktım imam okuyor. Vallahi yasum keminen nas? Ya ey resul bellig mavzuliye Rabbik. Ey nebi Rabbinden indirilenleri tebliğ et. Ve tefal fe te Bunu yapmazsan elçilik vazifeni doğru yapmamış olursun. Vallahi yasum keminen nas? Allah seni insanlardan koruyacak. Bunu dedi imam okuyunca anladım ki bir şey çıkmayacak bu işten sonra bir gün falan kaldı herhalde döndü öyle çok alıyorlardı götürüyorlardı mübarek okunan aşırlardan efendim kıraatlerden zammi surelerden mana çıkarılır sünnette de var baktım imam şimdi iktarabeti saat en şakkal kamar kıyamet yaklaştı ay yarıldı ban başladı dedim ki demek kıyamet kopacak ortalık karışacak Önümüzde bir kargaşalar çıkabilir. Allah hayra çevirsin. Amin. Biz istemiyoruz ama çok büyük iftiralar ettiler, bize zulmettiler, kimisi de bunu seyrettiler, kimisi de buna razı geldiler, çok ortalık karışacak. Bakalım kimlerin başına ne bela geleceğini ben düşünemiyorum. Sonra oradan okununca Rabbini mağlubun fentasır. E benim yaptığım dua. Devamlı yapıyorum. Nuh Aleyhisselam dedi. Ya Rabbi ben yenik düştüm intikamımı al. O ayet geldi şimdi. Okuyor imam. Ya bu benim okuduğum dua. Ondan sonra yine beddua diyorum. Hudi makde azizi muktedir. Ya Rabbi bunları kuvvetli bir yakala işte yakala. Parçala böyle Arapça dualarım var benim çok çok fena. Millet şimdi bedduadan çok korkuyor. Kuzum. zalim sen kork. Ben niye korkmuyorum? Mazlumum çünkü zalim değilim. Bunu da çok dua ederdik. Yine Kamer suresi o, okunan. Sabah namazında okuyor. Orada devam ediyor. Ne diyor? <laughs> biz onları kuvvetli yakalayışla yakaladık. Firavun hanedanını, kafirleri, zalimleri. O da geçti. İkinci işaret. Peşine ne geliyor? Biz devamlı okuyoruz. Seyyuh zem'ul cem'u ve yuvelluhu neddibur. Ali babamız bin bir kere okurdu bu ayeti. Kafir topluluklarının dağılması için. Onlar neler çektiler? 24 kere hapse girdi. 4 kere idam damgası yedi buraya. Fakat bu ayete devam ede 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 kafirleri darmadağın ettiler. Ondan sonra bu zalimlerin şehri kalktı. Evvelce ne zor zamanlar onlar geçirdiler. Allah demek suç idi. Bu ayeti de okuruz. Bu ayette o surede Seyyüzzemül Cem'u bu topluluk yakında dağılacak ve yüvellûne dubur bu zalim topluluğu bu efendim bu işleri kuranlar diyalogçusuydu, rafizisiydi, şiisiydi efendim sahtekar mehdisiydi, bilmem nesiydi. Ne kadar böyle bu işin içinde parmak var. Ta lobilerden, localardan beri. Bu cemaat yakında dağılacak. ve <laughs> Sırt arkalarını dönüp kaçacaklar. Bu ayette orada okundu mu? Hepsi sabahına bazında. Üçü birden. Bunların hepsi bizim dualarımız ve zikirlerimiz. Bu meseleyle alakalı. En sonunda inna kulle şeyin halekne bi Biz her şeyi kaderle yarattık. Evet. Men amine bil kader, emine minel keder kadere inanan kederden emin olur. İşaretleri aldık mı? Dedim ya Rabbi sonra Hatice annemize gittik öğlenden sonra. Orada da dualar ettik. Ya Rabbi kabulle işaret göster, alamet göster. Mekke'den çıkarken bir yağmur başladı. Silecek yetişmiyor. Seller, seller. Silecek yetişmiyor. Memun annemizin oradan o izadan gelirken araba yürüyemiyoruz. Yağmur da alamettir inşallah. Geldik medine böyle böyle. Gece geldik ravza i Şerife boş. Yani rahat oturduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam başının yanına geldik. Baş hizasında. Orada Osmanlılar bir kırmızı, içerideki büyük örtü yeşildir. Orada bir yerde kırmızı bir şey var. Bant. O kırmızı baş hizası. Sallallahu aleyhi ve sellem'in. Orada olsun. Salahaten tüm cinayla meşgul oldum. Yaptık biraz vazifeler. Dedim ya Rabbi bir alamet göster. Geldi oradan yaşlı bir zat. Herhalde Sudanlı. Gemi gibi geliyor böyle yara yara. Herkes yol çok yakın. De var 90 falan. Gel benim ölüme otur. Ben de biraz geriye doğru şey ettim. Dedim da manevi bir işaret o. Dedim mübarek bir zulme uğradık bir dua et. Hemen Resulullah'a gösterdi. Onun hürmetine dedi. Onun hürmetine dedi. Dualar etti falan. Biraz namazlar kıldı. Döndü kimseyle konuşmuyor. Döndü bana dedik bir şey yok bir şey yok. Manevi bir işaret. Bir şey yok. Bir hal vardı onda, bir cezbe vardı o zatta. Yaşlı bir zat çok. Ondan sonra sabah namaz dedim ya Rabbi eğer dualarımız kabul olduysa Efendimizin bize gönderilişiyle alakalı bir ayet okusun imam. Kayıtlar orada. Televizyonlar canlı veriyorlar. Kayıtlara bakın. Biz orada hangi sabahtık? Efendim salı sabahıdır. Yani çünkü biz pazarın akşamından gidince pazartesi sabah Mekke'deydik. Salı sabah Medine'de kıldık. Salı sabah namazını kayıtlarına bakın. Yani bize gönderilişiyle alakalı bir ayet. Yani ve ma arselna keli ama illa rahmetel alemin olur illa kafetel nasıl olur. Tam sipariş veremedim yani. Başladı yine. Okudu okudu. Ondan sonra en son tam ikinci rekat son ayet inecek. Oraya kadar gelecek mi gelmeyecek mi belli değil ki. Baştan okuyor çünkü son ayet belli olmaz. Bir evvel de inebilir ve ma arsalna illa kafeten nasi beşiran ve nediran lakin nas la biz seni bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik lakin insanların çoğu inanmazlar bu ayette bize ne oldu bir kabule alamet oldu çünkü içimden dedim ya Rabbi gönderilişi gönderilişiyle alakalı bir şey bize Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme havalelerimizi yaptık. Huzurunda bayağı bir yarım saat, bir saat ayakta sıfırda durabildik. Sonra geriden de tabi muvacihede oturduk. Orada tamirat falan vardı. Kimseyi de geçirmiyorlar. Tam önü boş kaldı. Kenarda oturunca elhamdülillah dedik ya Resulallah biz sana havale ediyoruz. Bu zalimlerden hakkımızı al. Amin. Amin. Bakalım ne olacaklar şimdi. Dualarımızı yaptıktan sonra o günde Medine-i kalınca salın akşam e, yatsıda geldik tekrar e, o arada ziyaretler yaptık yatsıdan sonra oturduk meşgul olduk telali hayrat kitabını hatmettik elhamdülillah o çok önemli bir kitaptır Delali Hayrat. İnşallah onu efendi babamızın okuduğu ilaveli şekliyle seneye mevlide hazırlarız inşallah. Seneye mevlidi. Efendi babamızın orada ilaveleri var. Baskılarda o yok. Çünkü Metin Hocayla bir sefer, geçen sene Ömre'de Metin Hoca'nın bir arkadaş da vardı yanında. Dedi Resulullah'ı gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki Ahmet'e söyle Delail Hayrat okusun. Bana böyle bir emir o zaman gelmiş idi. Okuyorum da işte bu meşguliyetler oluyor çok. Efendimizin huzurunda nasip oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Hatmettik elhamdülillah. Dualar ettik. Havalelerimizi yaptık. Ondan sonra çıktım. Dediler Medine'ye hiç yağmur yağmıyor. Mekke'ye yağıyor. Mekke'nin dağları yemyeşil şimdi. Görseniz şaşırırsınız. Dağlar yemyeşil. E, dediler Medine'ye yağmıyor. Dua diyorlar ediyorlar yağmıyor. Sonra tam Ravza'dan da çıktım. Muvaciye'de de unuttum. Sonra Yeşil Kup, Ehli Beyt'e gidiyorum. E, dışarıdan ziyaret edeceğiz gece. Ehli Beyt'e okuyup Cenedül Bekî'i e, ehline. Oradan uçağa gideceğiz. O zaman Hazreti Hamza Efendimiz'e gideceğiz. Oraya da giderken döndüm ya Rabbi. Ya Resulallah ümmetin helak olmuş, kurumuş. Dediler Medine kurumuş. Ümmetin için su iste dedi ki Bilal İbni Harith radıyallahu anh sahabedendir. O zat bir kuraklık oldu Hazreti Ömer zamanında. Gitti kabri şerife ne dedi? Kabre diyor. Biz onun için diyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde diridir. Namaz kılıyor. Bak kitaplarda geçiyor Osman zamanında. Üstten pencereyi açarlardı. Üstte bir yeşil kubbede bir pencere var küçük. O pencereyi açarlardı. Bir kere kuraklık oldu. Aşağı anamıza dediler ki Medine'ye yağmur yağmıyor. Aşağı anamız buyurdu ki bu süneni de geçer. Sahih kaynaktır Darimi. Aşağı anamız buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünde o zaman bu yeşil kubbe yok. Üstünde tabii şey var tavan var. Orayla dedi bir pencere açın. Havayla Resulullah'ın kabri arası açılsın ki yağar dedi. Hazreti Aşağı annemizin bu vasiyeti üzere o pen şey bırakılıyor. Osmanlı'dan yeşil kubbe zaten Osmanlı'dan o zamandan beri Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifinin e, dört tarafı nedir? Duvarlarla çevrilir. Aşağısı da nedir? Kurşunlarla çevrilir. Bundan dolayı hiç kapı yok. Yani içeri girsem bile o duvardan içeri kapı yok. Hiç Osmanlı zamanında da girilmemiş. Osmanlı zamanında da kapı yok. Kapı çok evvel yapıldı. Ta Salahattin Eyyubi'nin e, veziri vardı ondan sonra Nureddin Zenki. Nureddin Zenki'nin e, döneminden o kurşunlar, kaplamalar yapılmış. Üstten tabii böyle yağmur yağmayınca pencereyi açıyorlardı. Hep sünnette var. Bir kere yine pencereyi açmışlar, kuş düştü. Kuş düştükten sonra, e, tabii öldü. İçeride ölünce de kok, kötü koktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, Medine'deki orada ilgilenenlerden birine, rüyasında diyor ki, burada kuş kötü kokuyor, bizi rahatsız ediyor. Bunu alın. O da bir şey anlamadı. Yani hemen harekete geçmedi. Üç kere aynı rüyayı gördü. Üç gece. Görünce Medine emirine gitti. Bu kitaplarda geçiyor Osman Zavan'dan. E dedi ki valiye gitti o zaman. Hemen dedi şey yapalım neyse. Böyle buluğa ermemiş bir genç. Çocuğu guslettiler, yıkadılar, abdestler. Efendim temiz elbiseler, tertemiz şu dur budur her tazı yaptılar. İplen yukarıdan sarkıttılar. Bu çok meşhur bir hadisedir. İplen yukarıdan sarkıttılar. O zora o kuşu da beraber aldı. Sonra onu yine çektiler. Çünkü başka kapı yok. Şu anda da yok. Esas kabri şerifin. O demirlerdeki kapılar falan o şeye kadar. duvarın örtülü duvara kadar. Ondan sonra adama ne gördün, ne ettin, ne dili tutuldu, hiçbir şey de konuşamadı. Üç gün sonra vefat etti. Evet, bu sabittir kitaplarda. Ne gördün, ne ettin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el ve fi kuburim yusallun peygamberler diri diriler kabirlerinde namaz kılıyorlar. Hatta İbn Akil Hazretleri bir bu nahiv alimi vardır. Nahvi o değil. İbn Akil Hanbeli vardır. Büyük alim. O diyor ki bir eserinde hanımlarıyla bile zevkleniyor diyor. Devam ediyor zevk diyor, Hanımlarıyla bile istifade ediyor. Çünkü berzak alemindedir ama dünya şu hayattaki zevkten ve tasarruftan daha kuvvetlidir. Ama onların zaten bedenlerin çürümeyeceği hadis-i şerifle sabittir. Haramun alel ard en te'kule es Toprağın peygamberlerin cesetlerini yemesi haram kılmıştır. E, Haccac hacca, Zalim dönemindeki sıkıntıda ne oldu? Herkesi kesiyorlar, asıyorlar. On bin alim kestiler. Said ibn Müseyyep Hazretleri tabiinin ileri gelenlerindendir. Bukhari falan ondan rivayet ederler hepsi. Çok geri tabakat. O mübarek diyor. Kabri şerife, o zaman kabri şerifin içine girilebiliyor. Şimdiki gibi bu duvarlar yok. Onlar çok eski. Kavri Şerif'in içine sığındım diyor. Ama diyor karanlıkta kaldım yani gün mü, gün, öğlen mi, ikindi mi, güneş bak Üç gün. Saati de, ayar saat yok ki. Hiçbir şey de ayarlayamıyorum. Namazları nasıl kılacağım? Yani vakit girdi mi, çıktı mı? Mesela akşam dar bir vakit. Yani girer çıkar bir buçuk saat içerisinde ona uyanmak meselesi yani. Oldu mu olmadı mı? Nasıl sayacak dakikayı saati? Üç gün bu. İlk diyor sıkıntıya girdim yani oraya girdikten sığındıktan sonra namaz vakti girdi mi girmedi şüphelen diyeyim anda bile baktım kabri şeriften ezan ve kâhmet geliyor. Said İbni Hüseyin bütün kitaplarda bu geçer. Mütevatir bir mesele bu. Kabri şeriften ezan ve kâhmeti duydum diyor. Ondan sonra Resulullah'ın namazıyla namazlarımı diyor. Hep o saate göre takip et. Hep orada kabirde ezan oldu mu geliyor. Bu sahiptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sığınıp da Yardım görmeyen var mı? Cömertlerin en cömerti. Dedim ya Resulallah dedim. Allah aklıma getirdi. Deve sana şikayet etti sahibini onu kurtardın. Ceylan gelir sana şikayet eder. Sırtlan gelir şikayet eder. Bütün hayvanlar şikayet etti onları kurtardın. E biz de bir ümmetin olarak şikayet ediyoruz sana bu zalimleri. Kabul etmez mi bu şikayetleri? Etmez olur mu ya? Hayvanları kabul ediyorlar. E biz insanız. On ümmetiyiz. Kabul etmez olur mu? En merhametli sallallahu aleyhi ve sellem. Teala'dan sonra ondan başka sığınağımız, kapımız var mı? Bil müminine raufur rahim. İnananları çok esirger, çok acır diyor Kur'an. E biz de müminiz. İmanımızda şüphemiz yok ki. Elhamdülillah. Ondan sonra ne anlatıyordum? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den oradan dua edemedim. Sonra çıktım tam Ehli Beytin oraya giden yeşil kubbede gözüküyor. Arkadaşlar dediler yağmur duası ettin mi? Dedim hede unuttum mu vacide? çok şey söyledim ama unuttum. Sonra çıktı döndüm yeşil kubbede. Ye ya Resulallah. Bilal İbni Haris'in duası budur. Gitti kabri şerife dedi ki: istes ali ümmetike. Ümmetin için Allah'tan su iste. Fe'nle umkat heleki ümmetin helak oldular." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o gece rüyasına girdi. Dedi ona ki: "Git Ömer'e. Ömer'e de ki aklını kullansın. Ben onu akıllı bilirdim." Geldi rüyadan uyandı Halife Emirül Mümin Hazreti Ömer'e. Dedi ki ben gittim Resulullah'ın kabrine böyle dedim. Ki Hazreti Ömer şirk meselesinde en hassas kim? Hazreti Ömer. Hatta Beyatur Rızvan'da o ağacın altında biat edilen ağacı niye kestirdi? Millet ağaca çok hürmet etmeye başladı. Şirkten de yeni kurtuluyor millet daha. Puta tapan bir dönemden yeni çıkıldı. Ya sonra bu ağaca tapmaya başlarlar diye mübarek ağacı bile kestirdi. Hazreti Ömer o kadar şirk meselesinde hassas. Ona dedi mi ki sen ne gidiyorsun kabirden bir şey istiyorsun ya? Ya ne dedi? Başladı ağlama. Dedi ki rüyamda Resulullah gördüm. Dedi ki git Ömer'e söyle ben onu uyanık bilirdim. Niye geri kaldı? Dedi yani ben dedi elimden ne geliyorsa yapıyorum ama aciz kaldım dedi. Ben bu yağmur işinde ne bileyim. Ha yağmur duasına çıkılacak meğer gecikti. Yağmur duasına çıkınca Hazreti Abbas da sağdı o zaman amcası Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya Abbas dedik, duayı sen yap dedi. Hazreti Ömer ondan eftal ama çünkü Resulullah'ın akrabası olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında onun hürmetine yağdırılıyor, istiyorduk. Şimdi de sen onun akrabası olduğun için seni araya koyuyoruz dedi. Amcasıyla sonra hemen yağmurlar başladı, seller gitti de. Heni enleke ya sakiyel Herkes Hazreti Abbas'ın elini ayağını öpmeye başladı. Harameyni suvardın dediler. Bütün yağmurlara Allah'ın izniyle sebep oldun, yağdırdın sana. Tebrik ederiz dediler. Şimdi Hz. Ömer'in işte bu takriridir. Yani o Bilal İbni Haris'in İbni Kesir bile alıyor bunu. Kaynaklarda geçiyor bu. Gitti kabirden istedi mi? İstedi. İstenir miymiş? Ne dedi? Ümmetin için Allah'tan su, yağmur iste, ümmetin kırıldı var dedi. O da Hazreti Ömer'e rüya görüş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görünüp gönderdik haberi. Yağmurlar yağdı. Şimdi ben de döndüm Yeşil Kubbe'ye baktım çıktım. Hem dualarımız kabul müdür değil mi? Ya Resulallah istes ümmetike. Ümmetin için yağmur iste. Feynum kateleku. Buralarda kuraklık var, helak oldular. var. Sonra Cenetül Bekî'in önünde Eli Beyt'in huzurunda hediyelerimiz, dualarımızı yaptık. Işte otele gittik. Oradan 10 dakikadır yani yürüme var yine. Çok uzadı şimdi o mesafeler. Çünkü Cennetül tarafından oraya. 5-10 dakikada ben de yavaş yürüyorum. Gittik ondan sonra bir çorba mı ne içtik? Orada dururken baktık yağmur başladı. Salıyı çarşambaya bağlayan gece saati bile orada bece 12. Çünkü biz 11'de Ravza'dan çıktık yani. 11 buçuklarda falan yağmaya başladı. Orada Hazreti Hamza Efendimiz'e gittik. Her taraf su. Uhud'dan yağmur, toprak kokuları geliyor. Yağmur kokuları, her taraf yağmur oldu. Elhamdülillah. O da bir müjde oldu inşallah. Kabulüne işaret oldu inşallah. Efendim sizin hakkınızda yaptıklarımız da tuttu inşallah. Zaten siz orada yoktunuz. Gıyaben yapılan dua yüzde yüz. Kabuldür elhamdülillah. Allah'ım helal mahalle tekrar tekrar nasip eylesin. Amin. Şimdi Efendi Hazretleri gidilecek yakında inşallah. Onu da sonunda belki bana bir ilan gönderirlerse onu size duyururum inşallah. Şimdi bilmiyorum ben tabi ne ilan edileceğini. Ona göre onda sonunda duyururuz. Böylece efendim. Sonra birileri hocayı orada gördük deyince siz de demeyin ki bu adam tayyi mekandır uçuyor kaçıyor bir orada kılıyor bir burada kılıyor beni de evliya sonra. Onun için söylüyorum gittik geldik yani uçakla gittik uçakla geldik. E, efendim biz duymadık bilmedik bu hoca uçuyor kaçıyor demeyin ha. Allah Teala. Birbirimiz hakkındaki dualarımızı kabul eylesin. Birbirimizi Allah için sevenlerden eylesin. Evet, en üstün amel Allah için sevmektir. Çünkü biz şarkıcı değiliz, zurnacı değiliz, tiyatrocu değiliz, magazinci değiliz. Bizi seven niçin sever? Futbolcu değiliz, bilmem neci değiliz yani. Bizi seven niçin sever? E, eh, onun için bu sevgi Allah içindir. Rabbim bundan dolayı mükafatlandıracaktır inşallah. Şimdi ders buradan Hazreti Ali Efendimiz'in menakıbını zikredeyim çünkü neden Ehl-i Beyt'in derslerine başladık şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ali Efendimiz'in 12 imamdan olmak üzere fazailinden bahsedelim bu gece inşallah diğerlerin tabi Hazreti Sıddık'ı devamlı anıyoruz Hazreti Ömer el Faruk Hazreti Osman dinine inşallah onlar hakkında da özel dersler yaparız. Şimdi bu eli Beç serisi olsun. Ondan sonra onların hakkı muhafız kalsın. Onlar zaten devamlı benim dilimden düşürmediğim, hele Hazreti Sıddık'ı çok. met Hilelerimiz hicret dersinde sıralı geçer. İnşallah. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'in oğlu nerede doğdu? Mekke-i Mükerreme'de. Hangi evde, nerede doğdu? Allah'ın evinin içinde. Kabe'nin içinde doğdu. Annesi Hazreti Ali Kabe'nin içinde doğdu. Hem de ne günü? Cuma günü doğdu. Efendim fil senesinden 30 sene geçtikten sonra. Fil senesi hangi sene? O Ebrehe'nin ordularının fillerle geldikleri zaman Ebabillerle Mevla onları kırdı geçirdi ya o seneye ne deniyor? Elem tera keyfe feale rabbuke de geçen kıssa onun adı fil senesidir. Fil senesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nesidir? Doğduğu senedir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğacağının irhası yani öncü gösterge olmak üzere o kuşlar filleri efendim biçti. Kuşların attıkları taşlar filleri hasat gibi yaptı. Yerlere serdi koca filleri. Fil senesinden 30 sene geçince o zaman tarih takvim böyle olmadığı için Hic takvim nereden başladı biliyorsunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretiyle hicri takvim başladı. Tabi daha bu Mekke döneminde o zaman bu takvim olmadığı için hesabı neye göre tutuyorlardı o zaman? Yaşanan önemli olaylara göre. Mesela en önemli olay ne olmuştu o zaman? Fillerin efendim kırılması. O fil senesi diye mesela tarih koymuşlar. Hani şimdi de olur ya mesela yangından 10 sene sonra şu yangından 5 sene sonra falan bir memlekette bir şey olur onun üzerinden geçen hesaba sayarlar. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşındaymış? 30 yaşındayken. Hazreti Ali Efendimiz doğmuş. Bir kavle göre hicretten Efendimiz Medine hicretinden efendim 23 sene evvel e, ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmesinden hicret sonra peygamberlikten 13 sene sonra peygamber olmasından 12 sene önce bir rivayet 10 sene önce. Bu 10 sene önce rivati daha yakın geliyor. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz çocukken iman etti. Buluğa ermemişti. Sebektugum ile İslamı turran sabiyyen ma evane hulmi. Kendi sözü var. İslam'a girmekte hepinizi geçtim diyor. Daha buluğa ermemiş çocuk iken iman ettim diyor. Allah'ım Rabbim ona nasip etti. Kabe'nin içinde doğmak ne demek? Annesi, babası meşhur Ebu Talip. Değil mi? Müslüman olduğuna dair zayıf kaviller varsa da kuvvetli görüşlere göre Müslüman olamaz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok hizmet etti mi? Etti. Çok yardım etti mi? Hatta o vefat edene kadar Efendimiz'e kimse ilişebildi mi? İlişemedi. O vefat edince üç gün sonra da Hatice annemiz vefat etti. Üç gün arayla. O sene ne oldu? Hüzün senesi. Ondan sonra müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme her türlü saldırıyı başlattılar da hicrete izin çıktı o zamana kadar hicret izni yoktu. Annesi Fatıma binti Esed. Annemiz o Müslüman Medine Münevvere'de yatıyor. Bir vaat ta Hazreti Osman'dan doğru e, sol tarafa doğru gidiyor. Hazreti Osman'a yöneldiğin zaman sola doğru Halime annemizin kabri var. Cenetül Bekir'de süt annesinin. Onun da arkasında böyle bir duvar içinde. Eskiden kapalıydı. Şimdi kırdılar üstünü. Orada Ebu el Hudri yatıyor. Bir kavle göre Fatıma bin Esed Hazreti Ali'nin annesi orada yatıyor. Ama bazı kavillere göre de oğlu İbrahim var Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Onun orada yatıyor. Onun yeri belli zaten. Kapıya yakın girişte. Orada yatıyor. Dedeler nerede birleşiyor? Efendim Haşim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedesi Haşim'de. Bu anne, Hazreti Ali'nin annesi Fatıma ile bu Talib'in de nesebi orada birleşiyor. Bu annemiz Müslüman olmuş. Ve Resulullah aleyh sallallahu aleyhi ve sellem hicret yapmıştır. Kendisi anlatıyor ki, Hz. Ali radıyallahu anh karnına düştükten sonra diyor, hiç putlara secde edemedim. Halbuki şirk dönemi, cahiliyet dönemi. Fakat diyor, Ali karnıma düştükten sonra, ne zaman gidiyorum putun önüne secde edeceğim, karnımda öyle işler yapıyor, beni eylemiyorum diyor. <laughs> hiç eylememiş. Hazreti Ali karnındayken puta hiç eylememiş. Ya mani oluyormuş. Onun için Hz. Ali efendimizin lakabı ne? Herkes Allah diyoruz. Hz. Ali'ye ne diyoruz? Kerram. Kerramallahu vece. Niçin? İşte Kerramallahu Allah değerli kıldı vece. Allah diyor onun yüzünü diyor anasının bile puta secde etmesinden korudu diyor yani. Kerramallahu vece. Allah onun zatını değerli kıldı. Puta secde anasının karnındayken bile anasına bile nasip etmedi demek. Anladınız mı? Evet. Annesi Medine böyle de vefat ettiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi ba'de ümmi derdi ki annemden sonra annem Hazreti Ali'nin annesi için derdi. Benim annemden sonra annemdir. Bu Fatıma binti Esed. Validemiz için ve kendi giydiği gömleğini çıkarttı ona kefen yaptı. Teberrük işte hırka-i şerifi ziyaret var mı? Niye nereden var? İşte say hadislerde efendimiz ne yapıyor? Gömleğini halbuki kefen yok değil. Harpte değiller, yolda değiller. Medine dönemi. Kefen var ama efendimiz ne yapıyor? Kendi gömleğiyle ona ikram ediyor. Yani gömleğinin fazileti olmasa kefen var. Niye gömleğini ona veriyor? Şimdi dünyanın krallarının parası yetmiyor o gömleği bulma, değil mi? Üsame bin Zeyd, Ebu Eyyub el Buradaki mübarek komşumuz Ömer İbni'l-Hattab, meşhur Hazreti Ömer Efendimiz, bir de siyah köle dördünü emretti, mezarı siz kazacaksınız dedi. Bu Ebu Ayyub el kazdı mezarı. Hazreti Ömer Efendimizle beraber kazdılar. Cennetül Bekî'de, bakî değil, bekî, cennetül bakî diyorlar. Hocalar da cennetül bakî diyor ya. Bakî, Allah bakîlikle alakası yok onun. Bekî, bekî, bu ayrı bir şey. Güzel, doğru telaffuz edin. Bekir'de kabrini kazdılar. Lahte indiler tam artık. Ee, bitirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Tam kıble tarafını biraz eğik yapıyorsun ya. Yüzünü kıbleye döndürmek için orayı biraz eğiyorsun. Laht deniyor ona. Lahtini Efendimiz kendi kazdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Toprakları çıkardı. İş bitince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yattı mezara. Kendisi yattı oraya. Evet o mezar çok önemli bir mezardır. Sahih hadislerde geçer. Yattı ve dedi ki Allah'ım mağfir Fatıma bint Esed Ya Rabbi Fatıma bint Esed annemi affet. Ve leqnina meleklere vereceği cevabı ona sen öğret. Ve mudhala, girdiği kabrini geniş et. Dikkat! Bi hakkı nebiyike Muhammed Velem biya ilezin emmin kavli. Peygamberin Muhammed hakkı için diyor kendisi. Bir de benden önce geçen peygamberler bahşi için diyor. Şimdi yüzü suyu hürmetine istemek var mıymış? Buna yok diyen kafayı kaybetmiş ya. Ke resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi kendi hakkı için istiyor. Bir de geçmiş peygamberler hürmetine istiyor ya. Bu ne cahil adamlar bunlar? Nasıl doçentlik profesörlük vermişler bunlara ya? E veren de ondan beter. Fe inneke erhamur Acıyanların en merhametlisi ancak sensin Allah'ım. Dediler ya Resulallah. Sen hiç kimseye böyle bir şey yapmadın bugüne kadar. Seni ilk gördük böyle yaptığını. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ona gömleğimi giydirdim ki cennet elbiselerinden giyinsin. Şeyde münafıkların başı Übey ibn Selul. O da gömleği istedi mi? He? Çünkü oğlu iyi Müslümandı. Tam geberecekti babası. Ama Müslüman geçiniyor. Baş münafık. Geldi oğlu, oğlunun hatırı var. Oğlu iyi, salih. Onun da adı Abdullah. Dedi ya Resulallah babam ölmek üzere gömleğini istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de işi karıştırmamak için yani ölüm döşeğinde diye çıkarttı gömleğini ver. Yok götürdü dedi ki yok dedi derisine değen gömleği istiyorum. Ulan ne münafık sahtekar ölürken de bırakmadı şeyi ya, numaraları ya. Geldiler efendimiz ondan sonra bu sefer kendi de, mübarek derisine değeni verdi. Zaten burada şirk olsa efendimiz onu verir mi? Verdi. Ondan sonra efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer de zaten çok şimdi argo tabirler kullanmayalım. Çok kızıyordu şeye. O efendim münafıkların başına çok kızdığı için ya Resulallah dedi bu ne iştir dedi. Böyle münafığa gömleğini veriyorsun böyle. Dedi ya Ömer kapat gitsin dedi yani. Benim gömleğim onu kurtaramaz dedi. Niye? İmanı olmayanı gömlek kurtaramaz. Bu ne demektir? İmanı olana fayda eder mi? Evet. Ha Eder. Hal böyle olunca o sonra Hazreti Ömer onun cenazesinin kılınmasına mani oldu. Araya girdi. Kıldır da göreyim dedi Efendimiz'e. Ne olaylar oldu? Adam musallada rezil oldu cenazesi ya. Abdullah ibn Übey ibn Selül Munafı. Kur'an-ı Kerim'de onun hakkında çok ayet var. Sonra Hazreti Ömer'in sözüne tasdik geldi. Ve la tusalli ala hadim Ebedi ölmüş adamın namazını kılma. Yani kafir ölmüş. Ve la tekum ala kabri mezarında da durma. Ama Hazreti Ali Efendimiz'in annesine giydirdiği gömlek için ne dedi? Ben ona gömleği giydirdim dedi. Cennet elbiselerinden giymesi nasip olacak. Kabrine yattım dedi, kabir ee, sıkıştırması ne olacak? Yenlik olacak, hafif olacak. Kabir herkesi sıkacak. İlk yattığın zaman bir sıkış sıkar ki kemiklerin birbirine geçer ama Allah bize öyle nasip etmesin. Çünkü bozuk adamların kemikleri birbirine geçer. Fakat ne kadar iyi olsan da bir sıkma var. Bir sıkma var. Hatta Sa'd ibn Muaz arş titredi onun ölümüne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kabir sıkmasından bir kişi kurtulacak olsaydı saat kurtulurdu. Bekliyor önümüzde ne olacağız belli değil. Biz burada gülüyoruz. İşimiz gücümüz film dizi. Ya mezarda ne olacağız biz ona bakalım ya. Kim var yanımızda kim bize yardım edecek ya. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak inşallah. Evet kabirde de yetişir. Zaten gelecek onu soracaklar bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Talip'ten sonra dedi bana en çok iyiliği olan bu annemdir dedi. Amcamdan sonra bana en çok iyiliği bu yapmış. Onun için ben ona özel muamele yaptım dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Hz. Ali Efendimiz kimin himayesinde büyüdü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? E babası vardı. Anası da sağdı o zaman çocukken. Mekke'de kıtlık oldu. Öyle kuraklık oldu ki çoluk çocuk sahipleri çok zarar gördü. Zaten çoluk çocuğu olmayan idare eder faturayı, maturayı yani. Bu çoluk çocuğu olanın geçimi zordur. Allah yardım etsin. Amen. Ne diyor? Ketratul iyal ehadül fakr. İki fakirliğin birisi, bir paran olma fakir olsun, bir de çoluk çocuğun fazla olursa diyor, iki fakirliğin birisi garanti diyor yani. Onun için Evliya Allah'tan biri bir padişahın kapısında böyle bir ihtiyaç arz edecek de büyük de alimlerden şimdi adlarını karıştırmıyorum kitapta yazdım nikahla ilgili kitap çıkacak inşallah baskıya verildi onda yazıyor ismi de dediler senin gibi büyük zat mübarek ne işin var burada dedi ki çoluk çocuğu çok olup da iflah eden gördün mü dedi <laughs> bir ihtiyaç oluyor yani Tabii evlenin çoğalın çoğalın sokağa salmayın yani El aleme de dilencilik yaptırmayın ya. Bakmak için de gayret etmek lazım. Allah yükümüzü hafif eylesin. Ben de çoluk çocuğu fazla olanlardanım yani. Ee, maşallah da biraz dua yapın da bol rızık inşallah. Hem maşallah hem bol rızık inşallah. Altından çıkamıyoruz yani tabi. Sekiz tane çocuk mübarek. Amin. Efendi Hazretleri'nin kerametidir. Dedi Ahmet senin çok çocuğun olacak. Ta benim tüyüm çıkmamıştı o zaman. Öyle her şeyi söyler önceden mübarek Allah nasıl gaybı bildirir? Nasıl gaybı bildirir? Ne buyursa çıkar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas'a dedi ki amcası da oğullarının en zenginlerinden dedi ya ammin ne ba talip kethirul iyal amca dedi senin kardeşin Ebu Talip çok çoluğu çocuğu var dedi. Ve ne asma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ne kadar düşünceli insan ta Dedi bak görüyorsun bütün insanlar kıtlık kuraklık çekiyor. Bunun da çoluk çocuğu fazla. Fentalik bina ila beyti linuhaffif ve min iyali. Dedi beraber gidelim de çoluk çocuğunun yükünü alalım biraz. Birini sen al bak birini ben alayım bakayım dedi. Bu amcamıza yardım edelim bunun durumu muhtaç dedi yani. Böyle işler yapmak lazım. Biz olsak bana mı sordu doğururken? Baksın. Öyle mi demek lazım yani? Fetehuz ve Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem bir adam bir aileden birini sen alırsın birini ben alırım fenekfuluhuma hani onun onlar onun adına onlara biz kefil oluruz. Hazreti Abbas dedi. Ef'alu yaparız dedi bunu. Gittiler Ebu Talib'in kapısına geldiler. Dediler biz senin yükünü hafifletmek için yardımcı olmak istiyoruz. Ebu Talib de dedi ki İzâ teraktumâ li ve taliben fasnâ mâ Bir oğlu var akil. O da e, Cennetül Bekî'de yatıyor. Hazreti Ali'nin kardeşi. Akil bir Ebi Talib. O da çok büyük bir sahibi Dedi ki Akil'le bir de oğlu var talip. Zaten adı ne? Ebu Talip. Ebu Talip adı değil yani künyesi. Araplarda künye neye göre veriliyor? İlk oğlana göre. ilk çocuğuna göre ne alıyor? Künye alıyor. Mesela benim künyem ne? Ebu Muhammed diyelim. İlk çocuğumun adı Muhammed olduğu için benim. Benim künyem ne olur şimdi? Ebu Muhammed. Şimdi biri dese Ebu Muhammed şöyle dedi. Hadi git işine kim o dersin mesela. Öyle künyeler başka, isimler başka. Şimdi bir oğlunun adı ne? Talip. Bir oğlunun adı Akil. Dedi ki Akil ile Talip'i bana bırakın. Geri kalan ne yaparsanız yapın dedi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi tuttu, kucakladı, sıktı. Bunu ben alıyorum dedi. Küçük. Bunu ben alayım dedi. Onda Hz. Abbas da Cafer'i aldı. Kim o Cafer? cafer Tayyar. Muhte Muharebesinde şehit olan, iki kolunu kaybeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'i gördüm cennette. İki kolunun yerine iki kanat takılmış uçuyor. Onun için Tayyar ne demek? Uçan demek. Çok uçan. cafer Tayyar Hazretleri. Ta Ürdün'de, Muhte'de gittim ziyaret ettim elhamdülillah. Çok büyük sahibi. Var. Abdullah bin Ravaha da orada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in azatlısı da orada. Hazreti Zeyd olacak. Evvela sancağı Zeyd aldı. Muhtedeki muharebe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem canlı yayın olarak Medine'de ne yapıyordu? Sahabe toplanmış. Muhte neresi? Şimdi sancağı Zeyd aldı o şehit oldu diyor. Hüngür hüngür ağlıyor sahabede dinliyor. Oradan görüyor Efendimiz Muhte'yi. Sonra Cafer aldı. Sonra Abdullah bin Ravaha aldı. Üçüncü de Abdullah bin Ravah. Üçü de şehit oldu. Sümme hadi Halidun. En sonunda dördüncü Halid bin Velid alınca fevete Allah aleyh. Allah fethi nasip etti. Üç sahabe oradan Mute'dedir. Ürdün'e gidenler mutlaka muteye gitsinler. Öyle gezip tozup da çay içip de dönmeyin. Ürdün'e gidenler mutedeki şehitlerimizi mutlaka ziyaret etsinler. Hazreti Cafer Habeşistan'a da ilk hicrete gidenlerden. Hazreti Ali'nin kardeşi. Hatta o geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hayber'den dönüyordu. Onu gördüğü zaman buyurdu ki La edri ey bi eyyima bi kudumi cafer en bi fethi hayber. Kâinatın Efendisi şiir gibi konuşurdu. Hangisine sevineceğimi bilemiyorum. Hayber'i fethettiğimize mi sevineyim Cafer'e kavuştuğumuza mı sevineyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en çok benzeyen Cafer'di. Radıyallahu anh. Hazreti Ali'nin kardeşi. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi aldı. Hazreti Abbas amcası da Cafer'i aldı. Sonra Hazreti Ali Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilinceye kadar onunla beraber kaldı. Evinde, himasinde. O onu hep takip etti. Daha on yaşlarındayken de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik geldi. Hemen Hazreti Ali Efendimiz ne yaptı? iman etti, namaza başladı. Daha ilk zamanlardan. Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem bütün muharebelere katıldı. Hiç katılmadığı bir harp kaza yok. Ancak Tebuk muharebesine katılmadı. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ailemiz, kadınlarımız, çocuklarımıza seni bırakıyorum. Geride onlara sen bakacaksın. Dedi ya Resulallah nisa yani beni kadınların çocukların içerisinde bırakacak mısın dedi ben. Cengaver adamım dedi ya. Bu cihattan geri mi kalacak? buyurdu ki ma terdan tekune minni bi menzileti Harune min Musa gayran ennehu la nebiyye ba'di. Bukhari Müslim hadisi. Harun Musa'nın nesiydi? Veziriydi. Harun Musa'nın nesi ise sen de benim bana nispetle o makamda olmak İstemez misin? Onun için sana bu makam yeter. Ancak benden sonra peygamber yok. Peygamber olamazsın dedi. Ve lakin benim vezirimsin dedi. Onun için arkada onu bıraktı. O da tabii ki bu yüce makam ile şereflendi ve razı geldi. Yoksa çok üzülecekti. Şimdi Hz. Ali Efendimiz'in faziletine dair Kur'an-ı Kerim'de ayetler çok. O kadar ayetler, hadisler var ki bazı rivayetlerde 300 ayetin ondan bahsettiği zikrediliyor. 300 ayet. Çok acayip işler var. Başkaları başka şeylerle iftihar ederlerdi. Ee, Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Hazreti Talha. Talha dedi Kabe'nin anahtarları bendedir. Abbas dedi Hacıları suvarma işi vazifesi bendedir. Ta cahiliyet döneminden beri gelen Hazreti Ali dedi ben bir şey bilmiyorum dedi. Allah yolunda cihat görevi bendedir dedi. Daha sizden evvel altı ay namaz kıldım dedi. Kimse namaz kılmıyorken ben bana namaz nasip oldu falan deyince ayet geldi. Ecealtu el ve el haram. billahi vel ahiri ve fi la Hacıları suvarma işini kabe tamir işini hiç Allah'a ahirete inanıp cihat yapanın işiyle bir mi tutuyorsunuz? Onlar eskiden beri örf, adet, gelenek, görenek gibi geliyor. Ailelere kalmış. Ondan ona intikal ediyor ama bu iman ve cihat herkesin kendi fazileti. Onlar Allah'ın indinde eşit olamazlar. Allah zalim kavim bir etmez. Ellezine haceru ve iman edenler, hicret edenler, cihad edenler, fi sebilillah, bi envalim ve mallarıyla, canlarıyla gayret edenler ki Hz. Ali de onların başında geliyor. اَعْضَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ Allah katına derecesi en büyük olanlardır. وَوْلَا كَوْمُ الْفَائِزُونَ Onlar fevzü necat bulanlardır. Kurtulacak olanlardır. Faizün dedi mi ne demek? Adam okuyor faizün diye öbürü de diyor ulan faiz yiyenler diyor. <laughs> ulan faizin Arapçası faiz değil ki. <laughs> o faiz Türkçe. Faiz o da Türkçe değil. Faiz o da fazlalıktan geliyor. Faiz ama Arapçada faizin adı ne? Riba. Kur'an-ı Kerim'de ne diye geçiyor? Riba diye geçiyor. Ya bey'a. Allah alışverişi helal etti ve harrama riba. Faizi ne yaptı? Haram etti. Ebu Zeril Gıfari radıyallahu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir gün öğlen namazı kıldık. Camide birisi dileniyor mescidin içerisinde. Kimse de bir şey vermedi. Dilenci de ellerini göğe kaldırdı. Dedi ki Allah'ım şahit ol dedi. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde istiyorum da bir kişi bir şey veren yok dedi. Sen de gör bu işi dedi yani. Deyince Hazreti Ali Efendimiz de namazda rükuya eğilmiş. Rükûdayken adamın da bu dediğini duyunca sağ elinde efendim bir yüzük vardı. Şöyle az hareketlen. Çok hareketle çıkarırsan namaz bozulur. Şöyle az bir hareketle yüzüğü çıkarıp attı. Al diye. Ondan sonra adam da e, yüzüğü aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen gözünü semaya kaldır dedi. Allahümme ennehi Musa selek. Ya Rabbi Musa kardeşim sana dua etti. Dedi Rabbi şrahli sadri ve sirli emri ve ahlul hukudeten bil lisani yefkahu kavli ve cehalli ve min ehli harun ahi uçtud bi ezri ve eşriku fi emri. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri oku. Ya Rabbi göğsümü genişlet, işimi kolay et, dilimin düğümünü çöz, sözümü anlasınlar. Bana bir ailemden vezir nasip et, abim Harun olsun, onunla beni gücümü artır, işime ortak et. Sen de dedi ona, o dualarına ne cevap verdin? Sene şüddu bi biyakike ve neceallü lekuma sultanen kuma. Ey Musa, senin pazını kardeşin Harun ile kuvvetlendireceğiz. Ona da peygamberlik verildi ya. Evvela kim peygamber oldu? Musa aleyhisselam. Mevla ile o yollar karardı ya, dağda kaldı falan. O vakit bu duayı edince, Firavun'a gidiyorum. Ben Firavun'a tek başıma... Nasıl laf geçireceğim? Bir kuvvet olsun abime de Fersil ile Harun Harun'a da Cebrail Aleyhisselam'ı gönder diyor. Ne sipariş ya. Ne sipariş. Ben peygamber oldum abimi de yap. Ama işte böyle nazlı adam olursan ve kâne indellâhi ve cihâ. Musa diyor benim nazarımda itibarlıydı. Şimdi biz olsak hadi sen de aşağı. Bizi indirirler aşağı. Haddini bile otur aşağı. Bu sefer Mevlana buyurdu. Kardeşinle pazunu güçlendireceğiz. Size saltanat vereceğiz. Firavun adamları size ulaşamayacak. Ya Rabbi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ve inni Muhammedun nebiyyüke ve safiyyüke Allahümme Ya Rabbi ben senin sevdiğin, seçtiğin Muhammed peygamberinim. feşrahli li sadri ve sirri emri ve ve ciran min ehli. Aliyyen üçtüt bi zahri. O nasıl Harun dedi. Ya Rabbi benim de göğsümü genişlet, işimi kolay et. Ailemden bana bir vezir nasip et. O da Ali olsun, onunla sırtımı güçlendir. Muhkem ettir. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki daha Resulullah'ın duası bitmeden Cebrail Aleyhisselam geldi. Ve şu ad-i kerime oldu. Bu da meşhur bir addir. Ebu İshak Ahmet el-Thalibi bunu tefsirinde zikrediyor. Estaizu billah. İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûlühü vellezîne âmenüllezîne yuqîmûne s-salâte ve yutûne s-zekâte ve hum sizin veliniz, sahibiniz, yarınız, yardımcınız, dost seçeceğiniz ancak Allah'tır. Sonra peygamberidir. Sonra namaz kılan müminlerdir. Daha ne yapan? Rükuda eğilmişken zekat veren. Rükuda eğilmişken zekat Sen de ben de bu fazileti ereyim diye kalkıp namazın rükuunda cebinden çıkarıp paraları da bir de sayıp böyle vereyim diye namazı bozma ha. Bir de senden uğraşamayız yani. O mesele ayrı bir mesele. Orada amel-i kalil az bir amelle beraber ufak bir hareketle orada o yüzük düştü. Al demek istedi ona yani. Anladınız mı? Ve men yetevellallâhe ve rasûlehu Kim Allah'a ve peygamberini dost seçerse vellezîne amenu o Hazreti Ali gibi müminleri de dost edinirse fe inne hizbellâhi Allah'ın taraftarları humul galibun. Ancak onlar galip gelecektir. Allah bizi o dostlarından ayırmasın. Amin. Vahidi meşhur alimdir. Tefsiri var. Bizde birkaç tane tefsiri var onun. Bir el vesiti var ki orta derecede tefsiridir. El vecizi var. O kısa olan tefsiridir. Veciz. Vesit orta dereceli tefsiridir. Bir de besit varmış. Onu daha görmedik. Kaç cilt Allah bilir. El besit o basılmadı. Fahidi çok büyük alim. Bunlar 100 cilt, 150 cilt, 200 cilt tefsirler yazdılar yani. Büyük alimler. O da İbn Abbas'tan senediyle e, dayandırıyor bu isnad. Hz. Ali Efendi'mizin 4 direm parası vardı. Başka da parası yok. Bir dirhemi gece verdi, sadaka. Bir dirhemi gündüz verdi, bir dirhemi açık verdi, bir dirhemi gizli verdi. Ne geldi? Ayet geldi. Estağfurullah. "Ellazina <laughs> yunfikuna emwaluhum" billeyil ve nehari sırr okullar ki mallarını verirler malların ne? Allah ne verdiyse 4 dirhem 4 dirhem şimdi 40 trilyonu olanın 1 trilyon vermesindense 4 diremi olanın 4 dirhemi vermesi daha zor çünkü öbürünün 39 trilyon parası kalacak bunun 4 dirhemi hepsi gidiyor ne ver, ne derler çok veren maldan az veren can adamın canı kesiliyor yani ekmeğe gidiyor öbürü zaten mal çok veriyor gerisi kalıyor gece veriyorlar gündüz veriyorlar gizli veriyorlar açık veriyorlar kaç halde vermişti 4 Felev mecrum 'inde rabbi. Rablerinin yanında sevapları onlar için hazırdır diyor. Velâ hafun alehim velâ Onlara korku da yok mahzun olmak da yok. Evet. Yine innellezine amenu ve amilus salihati ulaikum hayrul beriye. İman edip ameli salih isteyenler kimlerdir onlar? Yaratıkların en hayırlılarıdırlar. Bu ayet nazil olduğu vakitte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e buyurdu ki en ve şiatuke te'ti yevmel kıyameti Ente ve umradine merdiyin Sen ve taraftarların Yani sana bağlı olanlar. Tabi bu eli sünnet çizgisinden bahsediliyor. Zaten biraz ileride de yine bu usta bir rivayet gelecek. Orada da izah edilecek. Kıyamet günü siz Allah'tan razı, Allah da sizden razı olarak geleceksiniz. Ve yetiâ dâvke gıdâben Senin düşmanların da Allah'ın gazabına çarpılmış ve elleri boyunlarına bağlanmış olarak gelecekler. Allah muhafaza eylesin. Hazreti Ali düşmanları kimdi düşmanları? hariciler. Biliyorsunuz Hazreti Ali Efendimiz'i şehit eden de kim idi? Haricilerden İbni Mülcem mi? İbni Mülcem haini efendim Hazreti Ali Efendimiz'i şehit etti. Küfe'de o kadar zor zamanda kaldı ki hiç adamı kalmadı ya halifeyken. Bir kısmı hariciler Hazreti Ali Efendimiz'e kafir diyorlardı. Öyle bir mezhep çıktı. Öyle bir namaz kılıyorlar. Namaz kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bukhari hadisinde de bunlardan bahsediyor. El-Havariz kila bunlar. Hariciler cehennem köpekleridir. Bunların çıkacağını önceden söyledi. Yahru <laughs> min minkıbelil meşrik. Medine'nin doğu tarafından bir takım insanlar çıkacak diyor. Yani şark tarafından. Bunlar öyle namaz kılacaklar ki Onların namazını gören diyor sahabeye siz bile namazınızı beğenmeyeceksiniz. Öyle güzel namaz kılacaklar. Kur'an okuyacaklar boğazlarını geçmeyecek. Yamrukul Ke eddin Ok diyor avı delip geçerken kan bulaşmadan hızlı çıktığı gibi dinden çıkarlar. hatta Sonra diyor ok geri dönemediği gibi çıktığı yere onlar da dine dönemezler. Nedir bunların alameti sordular. Şey Mahmut tıraştır buyurdu. Kafalarında tıraş ediyorlar. Ustura vuruyor o zaman. Onlarda sıra ama adet etmişler ona Hiç saç uzatmak yok ve hepsi aynı takım. Alamet olarak söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunlar Hazreti Ali Efendi zamanında çıktılar. Çok da takva geçiniyorlar. Gidiyorlar Hazreti Ali gibi halifeyi öldürüyor. Allah rızası için öldürdüm diyor. Ondan sonra da çıkıyor kapıda. Efendim oradan bir hurma almış. Kapıdan bir hurma almış. Ne yapıyor? Hurmanın parasını koyuyor oraya. Ne takva. Hazreti Ali öldürdüğünüz düşünmüyor da o hurmanın parasını bırakıyor yani böyle. sahibi yok orada da ne kadar ederse o kadar bırakıyor. Çok takva olduğunu gösteriyor. Birisi geldi. İmam Malik Efendimiz'e mi olacak? Dedi ki ihramlıyken sine öldürsek ne icap eder? Nerelisin dedi. Iraklıyım dedi. Lan Hazreti Hüseyin'i öldürdünüz de sormuyorsun dedi. Sineğin kanını soruyorsun be dedi be. Ne adamsınız siz dedi ya. Bu hariciler bir acayip fırka. Bunlar hakkında da ben kıyamet alametleri derslerden de geçti bunlar herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Evvelki derslerde bunlar hakkında da birçok hadis-i şerif vardır. Kainat Efendisi ne diyor? Sana kızanlar elleri boğazlarına bağlı olarak gelecekler mahşere. işte o haricileri kastediyor. Hazreti Ali Efendimiz'den ne ediliyor? Mekhul radıyallahu anh ondan naklediyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim ne buyuruyor? El-Hakka suresinde لِنَجْعَلَا لَكُمْ تَذْكِرَةً Bazı kulaklar var ki duyduğunu kavrar. Bu ayeti kerimenin üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki en üzüneke Ya Ali Ey Ali diyor. Allah'tan istedim ki senin kulağını her duyduğunu kavrayan kulak yapsın. Fefale Allah da bunu yaptı diyor. Bak hem istedim diyor sonra da ne diyor? Yaptı. Diyor. Hacı Halis Efendi yakında vefat eden hocamız Erzurum'da eski müftülerden 97 yaşındaymış ya. O vaziyette Efendi merasimine geldi o. O ödül merasiminde. Tekerlekte sandalyede. Çok mübarek adam. Efendi Hazretleri'ne en son geldiklerinden birinde. Selam veriyor. Diyor, efendim size selam veriyorum ama kölenin efendisine verdiği selam gibi veriyorum. Allame, müftü. Vefatına dört gün kalana kadar ders okuttu. 97 yaşında. En son dört gün kalana kadar ders okuttu talebeye. Hacı Halis Efendi. Ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. Abduhu ve Ya Rabbi hediye eyledik. Nur eyle kabrini insan eyle. Şimdi Efendi Hazretleri ne dedi ki işte sonunda dua istiyor. Dedi efendim dedi son nefeste iman selameti olsun korkuyorum. Şimdi bu Allah'ın dostları çok korkar. İmansız ölmekte. Allah'ın düşmanları hiç korkmaz. Benim öyle bir imanım var ki diyor. Hiç sarsılmaz diyor. Halbuki yok ki zaten niye sarsılsın? Gedi Efendi Hazretleri ne diyor yani son nefeste iman selameti falan dualar istiyor. Efendimiz böyle durdu, gözü kapattı, dualar etti. Ondan sonra dedi ki Allah sana istediğini verdi. Efendimiz bazı versin der, bazı da verdi der. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ya Ali istedim ki Allah kulağını kavrayıcı bir kulak yapsın istedim. Fefale yaptı diyor. Efendim Hazretlerimiz de Mürşidi Kamil 15. asrımızın müceddidi aynı nübüvvet kandilinden ışık almış. Onun için aynı halleri bulursunuz. Onu kasıtlı yapmaz ama haller nedir? Aynı nübüvvet mişkatına uyar. Uygu düşer. Bazına böyle oldu senin istediğin diyor. Açıktan. Ya. Yine cumaya çıkmış mübarek maaşlar. Bayağı bir yürümüş adım atmış. İstediğimi yürüyor bayağı. Koydular şimdi. İnşallah yarın Cübbeli Ahmet Hoca tv'den seyredersiniz. Evet. Mübarek kaç adım atmış, yürümüş. Ondan sonra tabii konuşuyor, gülüyor. Ya. Elhamdülillah. Şimdi bazıları çuvallayıp tepelenecek. Efendim efendi hazretleri hastadır, duymuyor, anlamıyor diyenler hepsi tökezlemeye başladı, gidiyorlar. He. Ama efendi hazretleri yeniden taze hayat. Geliyor elhamdülillah. Taze hayat. Allah başımızdan eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin. Efendi Hazretleri işte haberi yokmuş bir şeyden de o bu onu kandırıyormuş da. Sen kendini kandırıyorsun. Yine gece mübarek orada en son görüştüğümde bizi kandıramazlar diyor. Bizi kandıramazlar. Yani ne kadar insan sakallı cübbeli insanlar böyle sapıttı gittiler ya. Allah bizi sapıtmaktan muhafaza. Amin. Amin. Hazreti Ali Efendi dedi ki bu duanın bereketiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne duyduysam ezberledim dedi. Hiçbir şey unutmuyorum. Yalnız bir kere gelmişti. Dedi ya Resulallah biraz Kur'an'dan ezberliyorum sonra aklımdan çıkıyor. Dedi ona sana bir namaz öğreteyim. Biz onu kılıyorduk hıfız namazı. Yedi cuma gecesi kıldık bir kere. Şu alttaki camide kıldırdığım zaman. Cuma gecesi teheccüde kılınıyor. Değil mi? Hat var mı katılanlar olmuştur o zamandan. He? He burada şimdi tabi devri daim oldu bayağı da. Gençler türediler. Efendim birinci rekatta Yasin okunuyor. İkinci rekatta Duhan suresi. Yasin altı sayfa. O da üç sayfa. Dokuz. Dördüncü rekatta secde suresi. Üç sayfada o. On iki mi? On iki. Dördüncü rekatta Mülk suresi tebareke. O da iki buçuk sayfa. On dört buçuk sayfa. Bu namazı kıldık bayağı. Yedi cuma. Bunun duası da var. O namazı öğretti ona. Sonra Hazreti Ali Efendimiz 3 cuma falan yapmıştı geldi dedi Ya Resulallah şimdi ne kadar okursam hepsi kafamda kalıyor unutmak nedir bilmiyorum. Ey Hasan'ın babası dedi sen kabul oldun dedi. O hıfız namazıdır adı Tirmizi'de de geçer yani sahih kaynaklarda. Unutmuyordu. Efendimiz'den dua aldı sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i kerimede innemâ ente munzirun ve likulli kavmin havde her millete rehber gönderdim. Habibim sen uyarıcısın, her kavmin nesi var? Hidayetçisi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Enel münzir, uyarıcı benim ve aliyyül hadi. Hidayete sebep olan, doğru yolu gösteren Ali'dir. Ve bir ke ya Ali yehtedil muhtedun. Hidayete erenler seninle yol bulacaklar ya Ali'dir. Allah bizi o hidayetten ayırmasın. İbn Abbas Hazretleri buyurmuştur ki Kur'an-ı Kerim'de ya amenu ey inananlar nidası kaç yerde diyordum size 88 mi? 88 olarak biliyorum. 88 yerde geçer. Nerede e iman edenler varsa bilin ki onun başında efendim Hazreti Ali gelir. Evveli emiri yani o ayetin muhataplarının en şereflilerinden biri olarak o ayetler onları muhatap almaktadır. Se'le bi azabin vakı. Bu da Me'aris suresinin birinci ayetidir. Birisi azap istedi diyor Mevla. Bir isteyen geldi azap istedi. Lil Kafirlerin başından o azabı kimse savuşturamaz. Ama kimisi azap ister. Süfyan İbni Uyeyne Hazretlerine sordular ki bu ayet kimin hakkında nazil oldu? Dedi ki öyle bir şey sordun bana ki senden önce kimse bana bunu sormadıydı. Bana babam anlattı. Babam kimden nakletti? Süfyan İbni Uyeyne, büyük zat. Babam diyor kimden naklediyor? Cafer İbni Muhammed Hazretlerinden. Cafer İbni Muhammed kimdir? Bildiğimiz Cafer-i Sadık'tır. cafer Sadık Hazretleri de hani abi o da babalarından yani babaları kim hep Resulullah'ın torunları? İmam Muhammed El Bakır onun babası. İmam Zeynel Abidin onun babası Hazreti Hüseyin onun babası Az Ali. Buradan nakil geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Cuhfe ile arasında iki mil mesafede gadir Hum diye bir yer var. Duydunuz mu hiç? He? Duymanız lazım bunu. Bu çok önemlidir. gadir bir kuyu olan bir yerdir orası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunurlarken veda haccından sonra dönüş yolunda olabilir. Buyurdu ki bütün insanları sesleyin toplansınlar. Herkes toplandılar. Hazreti Ali'nin elinden tuttu. Men kuntü mevla fe mevla. Ben kimin dostuysam yardımcısıysam Ali de onun dostudur dedi. Bu çok meşhur bir hadisedir. Şimdi bu haber her tarafa yayılınca Hariz ibn Numan Fihri diye bir adama da bu haber geldi. Sonra devesine binmiş Resulullah'ın yanına geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra devesini çökertti, indi aşağı. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu dedi sen bize emrettin, Allah'tan naklettin. Kelime-i şehadet getir. Allah'tan başka ilah yok. Sen de Allah'ın Resulüsün. Biz de kabul ettik. Beş vakit namaz kılacaksın dedin. Biz de kabul ettik. Zekat vereceksin emrettin. Biz de kabul ettik. Ramazan oruç tutacaksın emrettin. Biz de kabul ettik. Haccı emrettin. Kabul ettik. Şimdi de dedi bunlar yetmiyormuş gibi. Kalktın amca oğlunu dedi. Bizden üstün tutuyorsun. Hazreti Ali için diyor. Yani onun hakkında böyle bir şey söylemişsin diyor. Onu bizden üstün tutuyorsun. Demişsin ki ben kimin dostuysam Ali de onun dostudur. Peki bu senin tarafından mı çı çıktı bu haber yoksa bu Allah'tan mı geldi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kendisinden başka hiç ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki bu Allah'tan geldi bu haber. Ben kimin dostuysam Ali de onun dostu. Ben kimin sahibiysem Ali de onun sahibidir. Bu Haris İbni Numan devesine gitti dedi. Allahümme inkâni makul Muhammed hakkan. Bu Muhammed'in dediği haksa femtur -e kafamıza gökten taş yağdır dedi. Aynı bu Cehil demişti evvelce bunu. Daha diyor bineğine devesine varamadan yukarıdan tepeden bir taş gelip boynuna vurdu boynunu kırıp onu orada gebertti. Allah Azze ve Celle de bu ayeti indirdi. Se'le sâilun bi'adâbin vâkı' lil dâfi' min Allahi dil Birisi kalktı belasını istedi. Allah diyor, Allah diyor Kur'an ı Kur Kerim'inde Rabbim. Kesinlikle olacak azabı istedi birisi kalktı. Halbuki kafirlerden o azabı kimse savuşturacak yoktu. Belasını da buldu. Onun için Hazreti Ali Efendimiz hakkında yani ne kadar ayet, çok. Şimdi biraz da hadis-i şerifler okuyalım inşallah. Müsait misiniz? He? Bilmiyorum, kimisi ona göre hesap yapıyor, maçı kaçıracak, diziyi kaçıracak, karıyı kaçıracak, karı yatacak, ondan sonra geldin mi, geç geldin diyecek, kızacak, çay yapmayacak, suratını asacak falan. En iyisi karılara da dinge onlara da sohbet dinlesin. Bittiğinde dersin ki, hanım ben bir yere gitmiyorum. Bittiğinde saat belli. Canlı yayından dinle. Tirmizi'nin hakimin Büreyde <laughs> radıyallahu anh'ın vaat had edildi hadis-i -had şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allah emarani bi hubbi arba'atin ve akbarani ennehu yuhibbum Allah'ım bana emretti dört kişiyi seviyor ve bana da sevmemi emrediyor. Dediler ya Resulallah sen mi himlene? İsimlerini verir misin bize? Buyurdu ki Ali minhum ve Üç kere dedi ki Ali onlardandır. Sonra öbür üçü kim? Ve Ebu Zerrin, Ebu Zerri Gıfari ve Mikdad Mikdad Hazretleri ve Selman Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Bunları Allah seviyor. Ne büyük müjde ve bana da sevmemi emrediyor. Yine Ahmed bin Hanbel Tirmizi Nesa İbn Mace'nin Hufsi İbn Cenade radıyallahu anh ta rivayet ettiği hadis-i şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ali minni ve ene min Ali. Ali bendendir ben Ali denim. La yuddi anni illa Ali. Benim adıma bir şey tebliğ ederken ancak Ali edebilir. Veda hacına gitmeden evvel 10. sene gitti hicretin. 8. sene Mekke fethedildi. 9. sene Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i haç yapmak üzere emir tayin etti gönderdi. Fakat bu seneden sonra çıplak olarak Kabe tavaf edilmeyecek ve müşrik olan hiç kimse haçta gelemeyecek. Bu nidayı yaptırmak için. Hazreti Ebu Bekir giderken Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki bu bir daha sene artık orada olay çıkar diye. Müşrikler bir daha gelmeyecek bir daha sene deyince onlar da oraya tazim ediyorlar haç yapıyorlar falan. Bunu dedi sen oku benim yerime. Yani o sene Efendimiz gitmiyor hacca da Ebu Bekir radıyallahu anh haç emiri. O yaptırıyor. Hazreti Ali Efendimiz yanında bütün vazifelerde yanında katılıyor. Hazreti Ebu Bekir yapıyor hutbeleri konuşma. Fakat bu ilanı sen yap dedi. Çünkü Araplarda adet neydi? Yakın akrabası yapmazsa o ilan muteber olmuyor. Onun için buyurdu ki benim adıma yapılacak tebliği ancak Ali yapabilir. Neden? En yakın akrabam olarak akrabalıkta o var. Onun için o benim yerime bir şey ifade etti mi ne olur? Kabul görür. Yoksa müşrikler itiraz edecekler. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de imam olmuş. Yolda hacca gidiyor. Hazreti Ali gelmiyordu o zaman. Emir tayin edilmiş. İmam tayin edilmiş. Namazı kı namaz kılarken bir de baktı. Bir ses geldi. Rasulullah ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi zannetti. Geri çekiyor. Sonra Hazreti Ali'nin geldiğini duydu. Hemen dedi. Ya Ali beni vazifeden aldı da mı seni gönderdi? Yoksa bana yardımcı mı gönderdi? Sana yardımcı gönderdi. Sen vazifende imamlığın devam ediyor. Yani haç imamı sensin. Hemen tevazuya bak. Hemen terbiyeye bak. Hemen ne diyorlar? Bir yeni bir şey mi var? Bir değişiklik mi oldu? Ben gideyim geri. Bizde olsa bunu bana verdi. Daha ebedi vermem. Böyle şey olur mu kardeşim ya? Allah verirler alırlar böyle hareketler yapmamak lazım. Tirmizi'nin İbn Ömer'den radıyallahu anhuma rivayet etti hadis şerifte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe arasında ne yaptı? Medine'ye geldiği zaman kardeşlik müessesesi tesis etti. Ona diyor ki senin kardeşin bu, ona diyor senin kardeşin bu. Muhacirle Ensar'ı ne yaptı birbirine? Kardeş etti. Hazreti Ali Efendimiz geldi gözleri yaş içerisinde. Dedi ya Resulullah, ve Herkese bir kardeş buldun, bana kimseyi kardeş etmedin ahiret kardeşi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en te dünya ve ahiret. Dünya ahiret kardeşim benim dedi. Ya. Bunu hakikaten söyledi ha. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem şaka söyler mi? Yani gönlünü hoş edeyim diye bir şey söyler mi? Söylemez. Müslim kitabında görüyor musunuz? Ehli sünnetin kitaplarında Hazreti Ali'nin faziletleri dolu muymuş? He? Ehli sünnet Hazreti Ali'nin ehli beytin faziletini gizlemiş mi? Geçen 60 ya yakın hadis okudum size geçen hafta. Hep onlar kimin kaynaklarıydı? Ehli sünnetin kaynaklarıydı. Daha da 60 değil 600'e de çıkarabilirim. Hazreti Ali Efendimiz hakkında bu gece bir saat daha iki saat daha konuşurum değil. Bir sene de konuşurum. Kitaplardan. Dolu. Ehli sünnet bunları gizlemiş mi? Gizlememiş. Kim iftira diyor ehli sünnete? Müslim işte. Sahih Müslim. Hazreti Ali Efendimiz'e rivat ediyor. Ve lezî felekal habbete ve beren nesemete innehu la ahiden nebiyyül ümmiyyü bihi ennehu la yuhibbuni illa mu'min. ve la yuhibbuni illa münafık. Taneyi yaratan canı yaratan taneyi yarıp içinden mahsul çıkaran Allah'a yemin ederim ki Nebi Ümmi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bana şu sözü verdi ki ve şu haberi bildirdi ki beni ancak müminler sever bana ancak münafıklar kızar. Hazreti Ali sevmedi mi bir adam illa nedir o? Münafıktır. Allah. Ebu Said el-Hudri radıyallahu ta'ala rivayet ediyor. Tirmizi tahric ediyor. Biz diyor bir adamın münafık olup olmadığını nereden anlardık? Bakardık. Hazreti Ali sevmiyorsa münafık olduğuna garanti anlardık diyor. Ne kadar önemli bir fark. Hakimin sahih bir nakille rivayetine göre Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e gönderdi. Yemen'e için gitti biliyor musun? Fetva vermek için. Gencecik. Fetvaları sen verdin ona. Hükümleri. ilmin kapısı. Ene medinetül ilim aliyyum Ben ilmin şehriyim. Ali o şehrin kapısıdır. Femen eradel medine bab. Kim şehre girecekse kapıdan gelsin. Bakıyorsun bütün ilimler kimden geliyor? Hazreti Ali ve Ehli Beyt'ten geliyor. İmam-ı Azam Efendimiz'in ilimlerinde son da hocalarından kim? Cafer-i Sadık Hazretleri. Tasavvufa bakıyorsun tasavvufta nereden geliyor? Cafer-i Sadık Hazretleri. Hep Ehli Beyt'ten Hazreti Ali Efendimiz'in torunlarından geliyor. Dedim ya Resulallah ben ve akdi ve la adri beni gönderdin ben delikanlıyım da ben nasıl fetva vereceğim hak batıl helal haram seçmek mesele fe darabe göğsüme şöyle diyor bismillah bir vurdu sümme kale sonra ne vurdu Allah mehdi kalbe ve sebbit lisane. ya Rabbi kalbini hidayet et dilini sabit eyle diline doğruyu söyledi. Fevelledi felekal habbe şekektu beyne Artık o günden sonra diyor iki kişi arasında mahkeme olsa ne hüküm vereceksem hiç şüphe etmedim. Onun için Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Akdakum Ali'yun sizin içinizde en sağlam fetva veren kimdir? Ali'dir radıyallahu anh. İlimde çok üstün ve Ne meseleler çözerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu sahabeden bir cemaatle. iki tane kasım geldi. Biri dedi ya Resulallah benim merkebim var. Bunun da sığırı var. Bunun sığırı benim merkebi öldürdü. Orada birisi oturuyor dedi ki la damane alel behaim. Hayvandır mesul değil mükelleftir. Hayvanlar bir şey ödemez dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ali. Ey Ali dedi, hükmü sen ver bakalım. Fetvayı ver. Hz. Ali Efendimiz dedi onlara ki bu hayvanlar salık mıydı, bağlı mıydı? Yoksa biri bağlı, biri salık mıydı? Dediler ki merkep bağlıydı, inek salık idi. İneğin sahibi de yanındaydı. Dedi o zaman ala sahibul bakara ala sahibül bakara zaman hümar. Merkebin kıymetini ödemek ineğin sahibine düşer dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hükmün tamamdır ya Ali dedi. Daha genç yaşlarından beri fetvalar verirdi. Çok da isabetli fetvalar verdi. Hazreti Ömer bile radıyallahu anh fetvaları ondan sorardı. Hazreti Ömer Efendimiz acayip. Peki Hacer Lesvede ne yaptı? Dedi inni arif arifu enneki la, la fa, sen bir taşsın dedi. Faydan yok, zararın yok. Ama dedi Resulullah velev velev lani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, kabbeleke ma tüke. Resulullah'ın seni öptüğünü görmesem ben seni öpmezdim dedi. Ama o öptüğü için öpüyorum deyince Hz. Ali arkasında tavafta ne dedi? Öyle faydası yok, zararı yok deme dedi. Faydası da var, zararı da var. Hz. Ömer çok ilme meraklıydı. Hemen öyle halife benim emirül müminim sen ne konuşuyorsun demezdi. Ne derdi hemen? Ya bir şey mi biliyorsun derdi. Hazreti Ömer böyle işlerde çok bu hususta bir hadis bilen var mı? Harpte bile böyle bağırırdı. Bir mesele olurdu. Şam'a gidecekler. Veba salgını var. O hadis Hazreti Ömer duymamış. Hep Efendimizin yanında duramıyorlardı. Bir yerlere gidiyorlardı. Dedi ki şimdi burada salgın var. Buraya girelim mi girmeyelim mi? Hazreti Ömer çekinmedi. Dedi gireceğiz. Şu durumudur. Sonra dediler bu, bu bulaşıcı hastalıktır girmeyelim. E dedi bu hususta bir hadis bilen var mı? Hemen sahabeden biri geldi. Ben işittim dedi Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, bir yerde ta'un idâ semi'tüm bir ardın e, felâ Bir yerde veba olduğunu duyarsanız oraya gitmeyin. Ama sizin olduğunuz yerde olursa oradan çıkmayın. Çünkü çıkartırsın dışarı mikrobu diye. Ben dedi bu hadis, sen duydun mu bu hadis duydum. Tamam dedi geri dönüyoruz. Hemen bak ya ben duymadığım şeyi sen nereden duydun? demez. Sahabedeki tevazu görüyor musun? Elde olan beyde olmaz. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki bu Hacer Lesved'i kıyamet günü Allah şahit edecek buna lisan verecek. Dudaklar verecek, dil verecek, bunu konuşturacak. Kim onu istilam ettiyse onların sözünde durduğunu kalü beladaki sözünde vefakar olduğuna şahitlik edecek tek tek. Onun için dedi bunun faydası var. Efendim zararı da var. Niçin? E bu hac farz olmuş, imkanı var. Gidip istilam yapmadı. Gitse illa istilam yapacak. Gidip istilam yapmadı ona. da aleyhine şahitlik edecek. Hazreti Ömer Efendimiz dedi. Ya Ali dedi. Sen olmasan ben ne yapacağım dedi. Senin senin olmadığın bir zamanda kalmaktan Allah'a sığınırım dedi. Neden? İlim meselelerinde, fıkıh meselelerinde Hazreti Ali Efendimiz'de ne vardı? Yüksek Fazilet vardı, meharet vardı. Ya. Hazreti Ali Efendimiz ve cehu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimden tutmuş gidiyoruz. Medine'nin sokaklarında bir bahçeye uğradık hurmalık. Dedim ya Resulullah. Ne güzel bahçe. Dedi ki ben ahsene Beğendin mi onu? Ve fil Cennette sana daha güzeli var. Başka bahçeye gittik. Ben beğeniyorum dedi. Beğeniyor musun? Cennette daha güzel. Yedi tane bostan geçtik. O zaman hep Medine bostanlık. Şimdi bile var Uhud'da falan bostanlar. Bütün hurma ağaçlarından geçtik. Hepsinde diyor ki leke cennet ahsenu Cennette sana daha güzeli var. Yol biraz tenhalaşınca diyor bana sarıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başladı ağlama. Dedim ya Resulallah ma yubkik, niye ağlıyorsun? Dedi ki "Dagainu illa Bir takım insanlar sana karşı kalplerinde çok kim besliyorlar. Ama ben hayattayım diye açıklayamıyorlar. Benim ölümümden sonra sana neler edecekler dedi. İşte o haricilerin çıkacağına işaret etti. Onu şehit edeceklerine işaret etti. Onların onu kafir sayacaklarına işaret etti. Dedim ya Resulallah fi <fî> selametin dini. Ya onlar bana ne yapacak önemli değil. Benim dinim selamette kalacak mı? Yani ben sağlam yolda kalacak mıyım? Kale fi selametin bin dini. Senin dinin sağlam kalacak dedi. İşte onun için Allah dinimize selamet versin. Amin. Onun için dualarımızda ne diyoruz? Allahümme sellimna ve sellim dinena. Ya Rabbi bize de selamet ver, dinimize selamet ver. Ve la tenzi'akten nez'i imanena. Canımızı çekerken imanımızı da çekip alma ya Rabbi. Amin. Amin. İşte bak 20 sene evvel Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyen Süleyman Ateş'e red diye ve cevap yazan Hayrettin Karaman şimdi ne diyor? İki şartla iman yeter. Müslüman olmak şart değil diyor. Ve geçen de yine ne yumurtlamış? Muaviye'yi sevmem diyor. Sahabeyi sevmem diyor bu sahabenin içinde diyor ne kadar yanlış yapanlar var. Sahabenin hepsi hayırlı değil ki diyor. Bunları yazmış değil mi? Yeni Şafak gazetesi de buna çanak tutuyor. E şimdi onun için bütün mesele nedir? İmanımızda selamet var mı yok mu mesele odur. Allah bize iman selameti nasıl? Amin. Biz sahabeyi seviyoruz. Hepsini seviyoruz. Ama Yezid'i sevmiyoruz. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehit edenleri sevmiyoruz. Onlara yardım edenler, destekleyenler, kalbinden bile Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehit olması isteyenlere lanet ediyoruz. Biz onları sevmeyiz. Ama Resulullah Efendimiz'e imana, iman ile tabi olan sahabeyi bundan istisna ediyoruz. Zaten Yezid sahabeden değildi. Evet. Hz. Ali Efendimiz'in çok ince ilimleri vardır. Kimse de bunu ne yapamaz? çözemez. Bir adam Hazreti Ömer'e geldi. Bu adam Hazreti Ömer'e getirildi. Biri ona demişler ki nasıl sabahladın? O da demiş ki bu sabaha çıktım fitneyi seviyorum. Hakkı sevmiyorum. Yahudi ve Hristiyanları tasdik ediyorum. Görmediklerime iman ediyorum. Yaratılmayan şeyleri ikrar ediyorum. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki bu ne demek istedi bir şey anlamadım ki dedi. Dedi ki Hazreti Ömer Efendimiz bunu Ali'ye götürün dedi. O çözer bu işi dedi. Hazreti Ali Efendimiz'e geldiler durumu söylediler. Dedi ki sadaka bu adam doğru söyledi dedi. Fitneyi çok seviyor. Niye? İnne ma ve evladikum fitne. Malınız çocuğunuz fitnedir. Bu da seviyor çocuklarını dedi. Hakkı sevmiyor. Niye dedi? Ve cihat sekratun mevti bil hak. Ölüm sarhoşluğu hak ile gelir dedi. Bu da ölümü sevmiyor dedi. Yahudi Hristiyanları tasdik ediyor. Niye tasdik ediyor dedi? Çünkü vekaletil Yahud leysetin nasara ala şey vekaletil nasara leysetil Yahud ala şey. Ayette diyor ki Yahudiler dedi ki Hristiyanlar doğru yolda değil. Hristiyanlar da dedi ki Yahudiler doğru yolda değil. Bu da bu da onları tasdik ediyor. Neden? İkisi de diyor ki birbirimiz o do oh, doğru yolda diyor. O da diyor ki doğrusunuz ikiniz de diyor. Hiçbiriniz doğru yolda değilsiniz demektir. Peki görmediği şeylere iman ediyor çünkü Allah'a iman ediyor diyor. Yüminü billahi azze ve Allah'a görmemiş ki diyor. Peki henüz yaratılmamış bir şeyin varlığını ikrar ediyor. Ne kıyameti kabul ediyor. Daha henüz yaratılmamış şeyi. Hazreti Ömer'e dediler. Nasıl çözdü mü dedi meseleyi? Çözdü dediler. Nasıl çözdü? Böyle böyle cevap verdi. Eûzü billah min mu'dalletin la aliyye Müşkil bir soruyla karşılaşırım da diyor. Ali eğer cevap vermek için Ali yardım etmezse Allah'a sığınırım o sorudan dedi. Onun için Said İbni Müseyyeb Hazretleri Hazreti Ömer Efendimiz'den bunu nakleder. Allah la gün li mu'dolet Hasan'ın babasının olmadığı müşkil fetvaların zamanına beni bırakma ya Rabbi dedi. Hazreti Ömer onun için önce vefat etti. Ne diyor? Öyle bir zamana kalırım da Hasan'ın babası Ali de sağ olmazsa ben ne yaparım bu fetvaları diyor. Görüyor musun Hazreti Ali Efendimiz'in fıkıh meselesini? Daha neler var neler burada aklınız çıkar o kadar ince fetvalar efendim Hazreti Ali Efendimizin buldu. Evet. Şimdi yine faziletlerinden birkaç hadis-i şerif nakledelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızdığı zaman kimse konuşmaya cesaret edemezdi. Herkes korkardı bir tek Ali konuşabilirdi. Radıyallahu teala. Taberani ve Hakim'in İbn Mesud Hazretlerine rivayet ettiği hadis-i şerifte ne buyuruldu? En nazaru ile Ali'nin ibadet. Ali'nin yüzüne bakmak nedir? İbadettir. Hani alimin yüzüne bakmak ibadet, anne babanın yüzüne bakmak, Kabe'ye bakmak, Cemzeme bakmak bunları sayıyoruz ya. Mushaf'a bakmak özel bir hadiste ne diyor? Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir. İşte bunu Rabıta kitabımda delil aldım. Neden yüzüne bakmak ibadet olursa gözünü kapatıp da düşünsen şirk olur mu? <laughs> Rabıta şirk diyorlar. Neden? evli evliyayı düşünüyorsun. efendim sabah kadar karıları kızları düşünüyorsun. Gavur olmuyorsun da. Evliyayı düşünürsen niye kavur oluyorsun ya? Allah Allah. Cahil adamlar bunlar. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh rivayet ediyor. Men a'a aliyen Ali'ye eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Allah muhafaza eylesin. Ehli Beyt'e eziyet etmekten bizi muhafaza eylesin. Taberani'nin Ümmü Seleme annemizden rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem. Men habbe aliyen fekad habbani ve men habbani fekad habba Allah. Ali seven beni sevmiş olur. Beni seven Allah'ı sevmiş olur. Ve men ebghad aliyen fekad ebghani ve men ebghani fekad ebghad Allah. Ali kızan bana kızmıştır. Bana kızan Allah'a kızmıştır. Haşa ve kella. İmam Ahmed Hakim rivayet Ümmü Seleme annemizden. Resulullah şöyle buyururken işittim diyor annemiz. Men sebbe aliyen fekad sebbeni. Ali hakaret eden söven bana sövmüştür. Allah muhafaza. Ya Rabbi alemin. Bu haricilerin durumuna baksana ya. Ne biçim bir adamlar binler iri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya Ali inne keseteqdmü ala'llahi ente ushihatü Ey Ali sen Allah'ın huzuruna seni sevenlerle birlikte sen Allah'tan razı Allah senden razı olarak geleceksiniz. Ve yakdemu Ama düşmanların elleri boyunlarına bağlı. Allah'ın gazabına çarpılmış olarak gelecekler. Kimdir Hz. Ali'nin taraftarları? Ehli sünnet ve cemaattir. Biz Hz. Ali'yi nasıl seviyoruz? Allah ve Resulünün emrettiği gibi seviyoruz. Hz. Ali'ye Allah demiyoruz haşa. Peygamber demiyoruz haşa. Masum demiyoruz haşa. Ama bütün faziletlerini de kabul ediyoruz. Çünkü rafiziler onu masum ve peygamber yerine koyarak onlar emrolundukları gibi sevmiş olmadılar. Düşmanları olan hariciler de zaten onu kafir sayarak dinden çıktılar. Çünkü Bezzar Ebu Yala ve Hakim'in büyük hadis muhaddis bunlar, hadis kaynakları tahric ettikleri Hz. Ali Efendimiz'den rivayet edilen bir hadiste Resulullah beni çağırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Bana dedi ki inne fike min İsa. Ey Ali sen diyor İsa'ya benziyorsun. Sende ne var? İsa aleyhisselamla ilgili bir münasebet var. Ne bakımdan? Ebgazatü'l-Yahud hatta beytü'umme. Yahudiler İsa'ya o kadar kızdılar ki anasına iftira ettiler. Zaniyedir, fahşedir dediler İsa Aleyhisselam'a veledi zina dediler. Ve habbetün nesara hatta nezzelû bil menzilillezî leşebi. Hristiyanlar da İsa'yı o kadar sevdiler ki olmadığı yere onu koydular. Onlar da ne dediler? Allah'ın oğlu dediler. Sen de buna İsa'ya benzersin. Hazreti Ali ondan sonra şöyle buyurdu. Ela <laughs> ve innehu yehlikü fiyyesnân benim benden sebep iki kişi helak olacak. Muhibbun müfridun yutrini bima aleysefiye. Beni aşırı sevip de bende olmayan vasıfları bana katan helak olacak. Aşırı seviyor Allah diyen var. Peygamber diyen var. Cibril vahyi şaşırttı götürdü peygambere, efendimize diyen var. Haşa ve kella. Ondan sonra aşırı sevmek hatası hiç günahsız masum diyen var ya masum peygamberler olur. Kimse masum değil peygamberlerden başkamış. Ve <laughs> bu yahmilu şenaani ev yebhetuni. Ha bir de bana kızanlar var. Onlarda bana ne abi o düşmanlık ediyor. Düşmanlık nedeniyle iftira ediyor. İşte onlarda hariciler oldular. Şu anda elhamdülillah dünyada Hazreti Ali Efendimizi sevmeyen bir Müslüman yok elhamdülillah. Haricilerin kökü kurudu. Ama bu Rafızi ve şiilerde onlar da tabaka tabaka, kısım kısımdır. Ama tabi Hz. Ali Efendimiz'i çok ileri derecede, e, la, bulunmadığı makamlara çıkararak, aşırı derecede seviyoruz diye, yoldan çıkanlar var. Allah onları da ıslah eylesin. Amin. Amin. Ümmü Seleme annemiz yine rivayet ediyor. Taberani Evsat'ta naklediyor. Resulullah'a şöyle buyururken işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aliyyum al Kur'an vel Kur'an Ali. La kan hatta yerida aleyyel havza. Ali Kur'an'dan ayrılmaz. Kur'an Ali'yi bırakmaz. Havzu Kevser'in başında benimle buluşuncaya kadar Ali Kur'an'dan, Kur'an Ali'den ayrılmaz. Onun ehli beytinden de ayrılmaz. Geçen hafta okuduğumuz hadislerde bütün ehli beyt ehli sünnet imamlarıdır ve onlar hep Kur'an'la beraber olmuşlardır. Hazreti Cabir'den rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Aliyun imamul berara ve katilul fecara mensurun men nesara mehdulun men khedele takva sahiplerinin imamı Ali'dir. Kafirlerin, facirlerin katili onları geberten Ali'dir. Ona yardım edene yardım olunmuştur. Onu yardımsız bırakandan Allah'ın yardımı soyulmuştur. Şu anda da Ehli Beyti, torunları bunlara yardım, ona yardım sayılır. İbn Abbas'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Deylemi tahric ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Ali minni bi menzilati rasim <laughs> min bedeni. Bedenimde başım neyse Ali benim o derece yakınımdır. Hazreti Enes'ten rivayet edilen hadis-i şerifte Ali yun yezhu fil cenne ke kevkeb subh leyli dunya. Dünya ehli sabah yıldızını nasıl görürler? Ali cennette öyle parlayacaktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi ve Hakim edil ettiği hadis-i şerifte buyuruyor. İnnel cennete ve ve Selman Cennet üç kişiye aşıktır. Cennet müştak olmuş. Ne zaman gelecekler diye yollarını gözlüyor. Kimmiş o üç kişi? Hazreti Ali, Hazreti Ammar, Hazreti Selman. Radıyallahu <laughs> teala. Ani mecmain. Bukhari Müslim'de Sehel radıyallahu anh tanıvat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere Hazreti Ali Efendimiz'i mescitte yatar vaziyette gördü. Yanından da Üst, üstüne giydiği rida düşmüş ve ee, mübarek vücuduna toprak toprak isabet etmiş. O zaman böyle halılar, kilimler yok. Toprağa bulanmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Ee, topraklarını siliyor onun. Kum ya Eba Ey toprağın babası derdi. Ebu Hureyre'ye dedi kediciğin babası ya. Kum ya Eba En sevdiği şeyi buydu. Lakabı. Kalk ey toprağın babası. Yani toprağa bulanmış adam diye onu öyle ee, bu künyesini onun için en çok bu künyeyi severim derdi Hazreti Ali Efendimiz. Yani bu hadiste tabi mesele vardır. Uy, camide uyunabilir onu gösteriyor. Bir insan e, kızgın ise e, onunla şaka yapmak, onun öfkesini gidermek için şaka yapmak müstehab olduğunu gösteriyor. Onu razı etmek için yanına gitmek müstehab olduğunu gösteriyor. Ebu Sa'idil Kudri radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e buyuruyor İbni Haluye tahric ediyor bunu. El Ali isimli kitabı var. Hubbuke iman seni sevmek imandır ya Ali ve buhduke nifak sana kızmak münafıklıktır ve evvelü men yedhulül cenne cennete ilk girenler seni sevenler olacak. Ve evvelü men yedhulün nar cehenneme ilk girenler sana kızanlar olacak. O haricilerin o zamandan hep hadis-i şerifler Hazreti Ali Efendimiz'i sevmeyeceklerine işaret etmişlerdir. Tabi Emevilerden de onu sevmeyenler, ona hainlik edenler, zulmedenler olmuştur. Allah hepsine hak ettikleri ceza ile muamele eylesin. Tabi Emevilerden onu sevenler de olmuştur. Ama sevmeyen, zulmeden, hainlik edenler de olmuştur. Yani insanlar vefasız. Öyle bir zaman geldi işte o vefat edeceği zaman bir rivayet sabah namazına gelirken bir rivayet Müezzin bulamıyor ezan okuyacak. Sabah ezanını kendi okuyordu. Öyle bir yerden okuyordu. Mübarek başını çıkarıyordu. Hayyâle salâh, hayyâle felâh derken sağ sol duysun diye. Başını çıkardığında adam kesti başını ya. Hazreti Ali Efendimiz'e çok eziyet ettiler. Sonunda şehit ettiler zaten. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere sordu. Meneşkal evvelin ya Ali geçmiş ümmetlerin en bedbahtı kimdir biliyor musun? Allah Resulü, alem, Allah Resulü bilir. Cevap verince kale <laughs> Salih Aleyhisselam'ın devesini kesendir dedi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İdin <laughs> ba'te deveyi kesmek için en azgın adam atıldı ortaya çıktı. Adem Aleyhisselam'dan beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen ümmetler içerisindeki en bozuk bedbaht adam kim? Allah'ın devesini kesen. Kudari ibn Salif adında. Men eşkal ahirin. Bu ümmetin en bedbahtı kimdir sordu. Allah Resulü alem. Allah Resulü kale katiluk. Senin bu sakalını kana boyayarak seni şehit edecek adam dedi. Ondan, ondan daha bozuk adam yoktur bu ümmet dedi. Hepsini haber ver. Siz bakmayın Mustafa oğluna, Desteksiz atıyor. E işte peygamber nereden bilecekmiş bunları? Sonra olacak şeyleri nasıl bilsinmiş? Yahu dolu bu garibiz, mütevatir. Onun mucizeleri var. Bütün bu kaybi haberleri. Rabbim ona bildiriyor. Bunlar Bunlara nasıl itiraz edilir? Bunlara itiraz edenin din imanı kalır mı ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberleri hepsini verdi. Bu mütevatirdir. Bu konular mütevatirdir. Ha belli bir konu mütevatir olmayabilir. Ama kayıptan haber verdiği mütevatirdir. Allah ona bilmediklerini öğrettim sana diyor. Evet. Ammar bin Yasir radıyallahu anh ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e bir keresinde buyurdular. Tuğba almeni habbek ve sadıka fiik. Seni seven ve sana sevgisinde samimi olanlara müjdeler olsun. Allah bizi o müjdeye nail eylesin. Biz de onun aşkına Hazreti Ali Efendimiz'in hatırı için şu saate kadar oturduk dinliyoruz. Bu bir sevgi alametidir. Göstergesidir. Bu sevgide Allah sadakat nasip eylesin. Amin. Ve bu sevgi hürmetine bizleri affeylesin bu gecede mağfiret eylesin. Ve limen ve sana buğz eden, seni sevmeyen ve senin hakkında yalancılık yapan, samimiyetsizlik yapan, münafıklık yapanlara yazıklar olsun. i̇bn Abbas Efendimiz rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kere Hz. Ali Efendimiz'in yüzüne bakarak en seyyidun fid dünya seyyidun fil ahire. Sen dünyada da efendisin, ahirette de efendisin Men habbek fakat habbeni ve men abghadak fakat abghadani. Seni seven beni sevmiş, sana kızan bana kızmış olur ve baghiduk ya baghidullah. Sana kızan Allah'ın kızdığı kimsedir. Fel veylu kullel veyli men abghadak. Sana kim buz ve nefret taşıyorsa ona en büyük helaklar ve belalar olsun. Hazreti Ali Efendimiz'den yine bir rivayet vardır. En evvelü men yetvü beyni edir rahman lil husumeyem vel kıyamet. Kıyamet günü hasımlarımdan davacı olmak üzere Rahman Teala'nın huzurunda ilk diz çöken ben olacağım diyor. Çok uğraştılar onlar, çok sıkıntı ettiler efendim. Fakat Allah Teala da onu öyle derecesini hali etti. Ona karşı gelenlerin ismi esamesi okunuyor mu? Ama o kıyamete kadar anılıyor elhamdülillah. Çünkü hak yolda eli sünnet ve eli cemaat üzere Allah'ın dinini muhafaza etti. Radıyallahu teala anhu ve kerremallahu teala vecihe. Evet. İbn Abbas Hazretleri Allahu Teala'nın kitabında Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında nazil olan kadar hiç ayet kimse hakkında nazil olmamıştır. Buyurmuş Hazreti Ali Efendimiz'e benim hakkımda 300 ayet nazil oldu benden bahseden diye buyurmuştur. Hep konularda Hazreti Ali Efendimiz'e işaret geçer. Yani faziletleri meşhur, çok, sayısız. Yetmez mi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen benim kardeşimsin buyurmuş. Ona mübarek kızını vermiş. Hazreti Fatıma annemizi Ebubekir radıyallahu anh da istedi evlenmek için. Hz. Ömer de istedi evlenmek için. O zaman Fatıma annemiz yaşı küçüktü. Resulullah buyurdu ki yaşı küçüktür dedi vermedi. Kime sakladı? Hz. Ali Efendimize radıyallahu teala sakladı. O onun nasibiydi ve Beyt oradan gelecek. Bütün zürriyet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğulları yaşamadı. Kızlarında kızları da yaşamadı ama kızlarından olan çocukları da yaşamadı bir tek ehlibeyt kimden geldi Hz. Ali Fatıma annemizden efendim Hasan Hüseyin'den geldi Allah Teala bereketlerini üzerimizden eksik eylemesin ehlibeyt devam ediyor Mekke Medine Yemen Tunus Cezayir Fas her yer ehlibeyt dolu Bukhara'ya gidiyorsun Özbekistan Tacek, her yerde seyit var mı var doldurmuş Allah ve Resulü bu ehli beyti mübarek kılmış. Onlara bereket indirmişler. Onun için o bereket dünyaya yayılmış. Türkiye'de de seyitler var. Rabbim hepsine karşı gereken tazim ve hürmeti göstermemizi nasip eylesin. Buhari ve Müslim hadisinde Seyyid İbn Saad ve diğer sahabeden rivayet ediyor. Hayber fethedilemedi biliyorsunuz. Hayber'in fethi gecikince ne buyurdu? Levtiyenne ra'ate gadan en yeftahu Allah ala bu iş çok gecikti. Yarın sancağı öyle bir adama vereceğim ki Allah onun elinde ne yapacak? Fethi nasip edecek. Allah ve Resulü onu sever. O da Allah Resulü sever. Herkes sabaha kadar bana mı verecek? Bana mı verecek? Bütün sahabe sabaha kadar bunu konuştular. Sabah olunca herkes kendisine verileceği ümidiyle beklerken Eyni Ali İbni Ebi Talip Nerede Ali İbni Ebi Talib Gözüne iltihap olmuş gözünü açamıyor. Dediler ya Resulullah Ali göz iltihabı var yürüyemiyor tutun getirin dedi. Gözü kapanmış. Getiriler ne yaptı mübarek tükürü? neye şifa veremez o mübarek tükürü? Ve aliyyum min ramedin bihi daveytehu fi gayberin fe şufi bi maka. Ebu Hanife radıyallahu anh Dürü Meknun kasidesinde ne diyor? Ali'nin gözüne iltihap olmuştu. Kayber'de diyor. Mübarek bir tıkırdın. diyor. Bir anda gözü açıldı diyor. Ondan sonra kalenin kapısını kaldırdı götürdü diyor. Ya. Koca kapıyı Hazreti Ali Efendimiz çok da uzun boylu değildi. Uzun boylu da değildi yani. Mübarek. Bazı vasıflarında e, tarif ediyor. Dediler ya Resulallah, Getirin getirdi. Mübarek bir tükürdü, bir dua etti. Hemen sancağı verdi. Gözü açıldı. Ondan sonra efendim onları e, İslam'a davet etti. Onlar İslam'ı kabul etmeyince ne yaptı? Yürüdü. Allah Teala ona fethi nasip etti. Evet. Faziletleri Allah'a Resulü seviyor. Allah ve Resul de onu seviyor. Bu ne demek? Artık ilimdeki fazileti, anlayış, istikamet, şecaat, şehamet, feraset, keramet, evet, İslam'a yardımdaki şiddet, şecaat, imandaki sebat, ve sehavet, cömertlik, sadakat, en zor zamanda doğruluk, dürüstlük, Müslümanlara şefkat, merhamet, zühd, tevazu, tahammül, sabır, ciltler dolusu kitap yazılır. Ciltler. Burada sabahlara kadar konuşsak, değer, evet, Şimdi burada tabii bir önemli mesele var. O da nedir? İmam Ahmed bin Hanbel, Kazı İsmail bin İshak, Ebu Ali Nisaburi, Nesai bunlar diyorlar ki bu muhaddis imamlar sahabe-i kiramdan bir hepsinin faziletleri var. Ama Hazreti Ali Efendimizin fazileti hakkında e, en makbul muteber isnatlarla, hadis isnatlarıyla geldiği kadar hiçbirinin fazaili hakkında rivayet görmedik. Bunun sebebi nedir acaba? Semhudi Hazretleri Diyor ki bu hususta Allahu alem Allahu Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ardından neler olacağını bildirdi mi? Hazreti Ali Efendimizin ne sıkıntılar çekeceğini bildirdi mi? Şimdi bildirdi. Şimdi Ebu Bekir Hazretleri zamanında ihtilaf çıktı mı? Çıkmadı. Hazreti Ömer zamanında ihtilaf çıktı mı? Çıkmadı. Hatta Efendimiz Hazreti Ömer için ne demişti? Fitnenin kapısı bu. Bu varken fitne ümmetin içerisine Giremeyecek ama bu kapı kırılırsa artık fitne cirit atacak. Zaten Hazreti Ömer Efendimiz öğlene kadar hiç ihtilaf çıktı mı? Hazreti Ömer'den sonra ihtilaflar başladı mı? Adamın birisi geldi Hazreti Ali Efendimizin damarına basmak için. Geldi dedi ki ya Ebu Bekir'in Ömer'in dönemi dedi ne rahattı dedi be. Bu Osman'la senin döneminde karıştık kaldık dedi. Hazreti Ali Efendi dedi ki, Ebu Bekir'in Ömer'in dedi adamları, onlar bizim gibi adamlara hükmediyorlar, bizi yönetiyorlardı dedi. Biz de senin gibi adamları yönetiyoruz dedi. <laughs> Ebu Bekir'in Ömer'in dedi benim gibi vezirleri vardı dedi. Bizim de dedi sizin gibi adamlarımız var dedi. Fitne sizden dedi yani. Ne hikmetli cevap ya. Hakikaten öyle ya. Şimdi. Hz. Osman zamanında da onun halifeliğinde sıkıntı çıktı mı baş? Çıkmadı. Hazreti Osman Efendimiz de 12 sene kadar halifelik yaptı. Sonunda şehit ettiler ama kargaşa son zamanda çıktı. Fakat Hazreti Ali Efendimiz daha halife seçilirken başından fitne çıktı mı? Başından kargaş. Savaşlar, Cemel vakası, Sıffin vakası, Yahudi arada geziyor, İbn-i Sebe'yi, Munafı, harpler. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali hakkında çok hadis-i şerif niye buyurdu bu kadar fazileti hakkında? Onun zamanında işler karışınca herkes bu hadisleri duyan birbirine duyursun da hak olan halifenin o olduğunu ümmet anlasın da kimse ihtilafa düşüp Hazreti Ali'yi bırakmasın diye. Anladınız mı? Onun için onun hakkındaki rivayetler çok ziyadedir ama bazı Emevilerden bir kısmı tabii onun şerefini tenkıs etmek için Minberlerde hutbede kürsüde Hz. Ali'nin aleyhine hutbe okuyorlardı. Cuma hutbesinde Hz. Ali'nin aleyhine iftiralar, kampanyalar cumada ya namazda o zaman bazı Emevilerin efendim kralları bunu yaptılar. Hariciler zaten hepten aykırı gittiler. Onu kafir ilan ettiler. Bu sefer ne yaptı? Ehli sünnetin hadis hafızları Hz. Ali efendimizin faziletine dair gelen rivayetlerin hepsini topladılar. O ihtilaf olduğu için hadis hafızları bu rivayetleri sağlam tuttular ve her yere yaydılar. Niye? Millet Hazreti Ali hakkında itikadını bozmasın diye. Bu sefer millet Hazreti Ali'yi yanlış adam zannetecekti. Öyle fitne çıktı yani. Ne diyorum sana? Müezzin kalmadı camide ya. Mübarek çok sıkıntı çekti. İşte ondan dolayı bu hadis hafızlarının yani ehli sünnet hadis hafızları bunlar. Ahmed İbni Hanbeller, İmam-ı Müslimler, efendim Nesailer bunlar hep bizim kütüb-i sitte hadislerinin sahipleri, kütüb-i tisanın sahipleri. Hep onlar bu hadisleri yaydılar. Efendim bu da ne oldu? Ümmete bir nasihat ve hakka yardım kabilinden oldu. Bizim de bu geceki sohbetimiz ehli sünneti tespit, hakka nusret ve doğruyu haykırmak olsun inşallah. Ki biz Hz. Ali Efendimiz'i çok seviyoruz faziletlerini ikrar ediyoruz. Allah bizi onun sevgisiyle öldürsün, onun sevgisiyle yaşatsın, onun sevgisiyle kaldırsın. Onun sevmeyenlerden olmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Biz onu da çok seviyoruz. Ehli beyti de çok seviyoruz. Hatta her namazımızın sonunda salli barik okuyarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli salavat getiriyoruz. Dolayısıyla Hazreti Ali'yi sevmek Şiilerin, Rafizilerin özel bir vasfı değildir. Onlar işi taşırmışlar, yolu şaşırmışlar. Haddini aşaraktan sevmeye kalkarken bu taraftan Ebu Bekir'e, Ömer'e de kafir diyecek. Ayşe anamıza da iftira edecek duruma bazı grupları işi götürmüşler. Ama biz nasıl seviyoruz? İstikamet üzere seviyoruz. Ebu Bekir'i de seviyoruz, Ömer'i de seviyoruz, Osman'ı da halde. Radıyallahu anhum ecma'in. Hepsini seviyoruz. Ama Ehli Beyt'i sevmek, Hazreti Ali'yi sevmek Şiilik değildir. Rafizilik değil. Biz onları ne kadar met edersek bu ehli sünnetin görüşüdür. Onun için İmam Şafii Hazretleri çok Ehl-i beyti tutardı. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu an Emevilere karşı kimi tuttu? Ehl-i beyti tuttu. Hatta dedi ki i beyte biat edilsin. Ondan dolayı İmam-ı Azam'ı hapse attılar. Ne kadar dayaklar attılar. İmam-ı Azam taviz vermedi ki. İşte ehli sünnetin imamlarından Hanefi mezhebimizin kurucusu Ebu Hanife radıyallahu anh. Hep müçtehitler, imamlar kimin yanında oldu? zulme uğrayan ehli beyti tuttular. Ondan dolayı da o zamanki yönetimlerde eziyet çektiler. Ama haktan ayrılmadılar ki. Ehli sünnet ehli beyti ne zaman terk etmiş? İmam Şafii'nin şu sözünü unutmayalım. Lev kâne rafzan hübbü âli Muhammedin fel yeşedî fekalâni enni Eğer rafizilik, şiilik, ehli beyti sevmekse insücün şahit olsun ben de rafiziyim diyor. O ne demek istiyor? Rafizilik ehli beyti sevmek değil. Rafizilik ehli beyti seviyorum derken diğer sahabeye sövmek. Anladın mı şimdi inceliği? Biz hem ehli beyti seviyoruz hem de sahabeyi seviyoruz. Bunlar birbirinden ayrılır mı? Ayrılmaz. Şimdi iki tane hadis okuyayım. Tam hedefe isabet alalım. Birinci hadis-i şerif. Ashabi He, mesela ve Geçen e, derste geçti. Ehli Beytim neye benzer? Nuh Aleyhisselam'ın gemisine benzer. Binen kurtulur, geri kalan helak olur. Peki gemiye binene ne lazım? Yol göstermesi için, yolu bulmak için yıldızlara eskiden beri şu şimdi böyle otomatik şey yok ki rota. Kaptan uyuyor şimdi. Kurmuş düzene. Pilot uyuyor. Hancı sarhoş, yolcu sarhoş. Hepsi uyuyor. Şimdi efendim kardeş gemiye binen neyle gidiyordu eskiden beri? He? Peki. Ve bin necmum yehtedun diyor Nahl suresinde Kur'an-ı Kerim. Onlar yollarını neyle bulurlar diyor? Yıldızlarla bulurlar. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibi. Ehli beyti seviyor muyuz? Elhamdülillah. Gemiye bindik mi? Şimdi ne lazım? Eshabiken nücum. Sahabem yıldızlar gibidir. Ve iyi muktedeytü müktedeytü hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz. Hayrettin Karaman'ın inkar etmesine bakmayın. O hadis manen sahihtir. Mâ râhul hasen fe hasen. Müslümanların güzel gördüğü Allah'ın indinde güzeldir. Hayrul kurun kan en hayırlı asır benim asrımdır diyor. O da kalkmış orada diyor ki peygamberi gören herkes hayırlı değil. Ya hadis Bukhari dedir. En hayırlı asır e tabii ki münafıklardan bahsetmiyoruz. Sahabeden bahsediyoruz. Hal böyle olunca sahabem yıldızlar gibidir. O zaman biz hem gemiye bindik elhamdülillah, hem de yıldızları bulduk elhamdülillah. O yıldızlarla da yolumuzu bulduk elhamdülillah. İmam-ı Rabbani gibi mücedditler olmasa biz mahvolmuştuk neuzübillah. O büyük müceddit ve onun halifelerinden Mahmud Efendi Hazretlerimizin şu 15. asrı müceddidi bu zatların gösterdiği nurlu yol ve mektubatın ışığı altında hidayet üzere devam ediyoruz elhamdülillah. Allah bizi hak itikattan ayırmasın kaymaktan caymaktan muhafaza buyursun. Amin. Amin. Şimdi uzattık çok ama sizin faydanıza Safer ayının son çarşambası geliyor. Bu önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan. Şimdi kısaca hemen söylüyorum. Ben sizi Allah için seviyorum. Zararınızı istemiyorum. Çok büyük e, Safer ayını ile ilgili meseleler var. Bu da nedir? Şimdi efendim son çarşamba Kur'an-ı Kerim'de at kavmine gönderilen kasırganın başladığı gün uğursuz gün diyor Kur'an. Fi yevmi nehsin müstemir. Bu sefer ayında okunacak dualar bu kitapta bazı hocalar diyorlarmış ki nereden çıktı merde? Ne nereden çıktı? Sen nereden çıktın? Kamer suresi 19. Kamer suresi 19'da ne diyor? Biz onlara kasırgayı ne zaman gönderdik? Uğursuz günde diyor. Peki uğursuz o gün uğursuz. Müstemir uğursuzluğu devam ediyor diyor Kur'an. Müstemir uğursuzluğu süre gelmiş diyor. Yeni gördüm biliyor musun bu kitabı yazarken görmemiştim. Devamlı baka baka her şeyi görüyorum sonra da diyorum buna nasıl ekleyeceğiz şimdi? Tabii bakaya git. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat edeceği 13-14 gün kadar ağır hasta olup vefat ettiği hastalık ne gün başladı? Safer'in son çarşambası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat hastalığı ne gün başladı? Saferin son çarşamba. Çünkü zaten Saferin son çarşambası bitti. Rebiül evvelin 12'sinde doğduğu günde de vefat etti. İşte 14 gün diyorum ya sana işte. 14 gün sonra vefatı Rebiül evvel 12'dir. Safer zaten bitince ne giriyor? Son çarşamba hastalandı. Dikkat edin. Bundan dolayıdır ki burada hepsi var. İlimler var. Bu Safer ayında okunacak dualar derken bunda çok ayet hadisle uğursuzluk var mı? Çarşamba günü uğursuzluğu sürekli mi? Sakınmak için ne yapmak lazım? Tırnak kesmesi, kan aldırması vesaire bütün meseleler burada beyan edilmiş. Öyle yok deyip de koltuğa yaslanıp atmak olmaz. Biz burada var derken canımız çıkıyor delil bulma. Öyle rastgele yoktur vardır denilmez. Şimdi Allah'ın dostları büyük veliler Şeyh Feriduddin efendim bak burada isimlerini saymakla bitiremeyiz. İbrahim Muhammed'in Ensari'l-Maliki Muhammed Ebu Lüsur Abidin. Abdül... Bu çok alimler var burada. Bunların da nakilleri var. Nakşibendi meşahından zatlar var. Şeyh Feridüddin Nakşibendi'den geliyor. Şimdi bu zatlar diyorlar ki Şeyh İlyas o da Şafii mezhebinde müçtehitlik derecesi olan İbrahim Kurani'den o Şeyh Feridüddin Nakşibendi'den her sene levh-i mahfuzdan birinci kaç semaya 320 bin bela yağar. Bu belalar Safer ayının son çarşamba gecesinden başlar. Son gününde nazil olurlar. 320 bin bela. Bu yüzden o gün sene günlerinin en zor günü olur. İnşallah bize olmaz. Çünkü biz dualarımızı yapacağız inşallah. Namazlarımızı kılacağız. Bundan dolayı ne yapılacak? 7 selam ayeti var. 109. sayfede bu kitabın 109'da kaba yazılıp suyunu içen kimse Allah'ın izniyle o seneki belalardan hiçbir şey isabet etmez. Geçmiş büyükler o gece akşamla yatsı arası camide toplanıp bir katibe yedi peygambere selam ihtiva ayetleri yazdırıp kaplar içine koyar suyundan içerler. Daha sonra evlere hediye olarak gönderirler. Bunun su, gül suyu safranla yazılması lazım. Bu şimdiki mürekkepler zararlı sağlığa. Bunların içinde ne var belli değil. İnşallah yazacağım. Salı akşamı akşam namazının hemen peşine yazacağım. Ve bunları Arifan şubelerinde küplerle suları bulunduracaklar. İstanbul'un nerelerinde varsa burada var, Çarşamba'da var. Sen nerede varsa oralara gidenlere inşallah ben porselenlere yazıp göndereceğim. Oradaki sulara konacak. Orada su e, silinecek yani yazı. Ve böylece Allah rızası için size dağıtılacak inşallah. Kadın erkek kim giderse alabilir ama herkes gidip de banyo yapacak kadar istemeyin yani. Öyle kusüllük değil yani. Mübarek yudumluk yani. Oradan alırsın 3-5 e, yudum. Onu efendim kendin bir suya katarsan o aynıdır. Efendi Hazretlerimizden böyle gördük yani mesela az bir suyu katarsanız buyurdu okunmuşsun aynıdır yani. Bundan dolayı bak burada dünya kadar kaynaklar yazdım 109. sayfede. Alimler söylüyorlar bunu. Salı günü 2 Şubat mı? 2 Şubat, 2 Şubat salının akşamı. Yalnız benim yazdığımdan sonra oralara ulaşması da belki bir saat, iki saat zaman alabilir. Siz yani akşam ezanı kaçta? Akşam olmadan yazılmaz çünkü. E yani beş buçuk ya gibi, gibi diyelim. E bu ne orada ulaşması yediden aşağı siz gitmeyin. Yani boşuna dönmeyin. Yedi, yedi, gibi ulaşır inşallah. Bütün yazdığımız şeyler oralarda sulara konur. Allah hepimize belalardan kurtuluş nasip eylesin. Çoluğa çocuğa bütün Allah dostları hediye ederlerdi. Evlere hediye gönderirlerdi. Herkes içerlerdi. Bir sene selamete ererlerdi inşallah. Peki hoca efendi onu sen yapacaksın da biz ne yapacağız? Mübarek adam sadece su içmekle beladan kurtulamazsın. Biraz da kendin bir şeyler yapacaksın. Ne yapacağını sana söylüyorum. 102. sayfa. Safer ayında okunacak dualar. Herkes başına bela gelmek istemeyen dikkat etsin. 102. sayfa. Safer ayının son çarşamba geçti. ne okunacak? 12 Fatiha. 100 kere besmele. 100 kere Bismillahirrahmanirrahim devamı var 103'te. Hepsi yazılmış. 100 kere la havle ve la kuvvete illa billahi alil alim azim. kere 27 kere inna anzelnahu fi leyletil kadir Kadir Suresi Celil. Sonunda da bir salavat var. 105'e kadar gidiyor. Bunlar ne zaman okunacak inşallah? Akşam namazından sonra. Yastan sonra da olur ama siz akşam yatsı arası yapın. Çünkü gece girer girmez siz tedbirinizi alın, sipere yatın. Allah'ın duasıyla Allah'ın kaza ve kaderine karşı silahınızı kullanın. Hadis-i şerif sahiptir. Eiddu lil bela'i dua. Bu hadis Tirmizi'de de geçer. Belalara karşı dua hazırlayın. Belaları ancak ne geri çevirebilir? Zikir ve dua. Bunları yaparsınız 102. sayfada Safer Ayn'in kitabını şimdiden efendim ne yapın? Temin edin. Yalnız bunlarla yetinmeyin. Şimdi 94. Dikkat edin buradaki işi karıştırırsınız. Her salı çarşamba bağlayan gece okuduklarımız var. Şimdi burada demir saydıklarımda besmele var mıydı? Hayır, He? Var. O zaman şu 94. sayfayı sakın unutmayın. Burada iki ilave var. O da nedir? Başta yüz besmeleyi oku, okuduğumuz için bu tarafta onu bir daha okumayacağız. La havle de altta 100 kere var. Onu da bir daha okumayacağız. Yalnız ilaveten iki zikir var yüz kere. Nedir? Ya Halik'u, Ya Halik'u, Ya Halik'u Ey yaratan Allah Hayrı da yaratan, şerri de yaratan Şeri çevir bizden Bu Ya Halik yüz kere okunacak Bir de Sübbuhun Kuddüs Bu da yüz kere O şimdi demin dediğim sayfa kaç idi? 104'te 102'den mi başladı Efendim 102'de başladı o okunacaklar 12 Fatiha dedim ya İşte onlara ilaveten iki tane daha zikir var 94'te Bir Ya Halik'u Yüz kere bir de Sübbuhun Kuddüs. Yüz kere. Bunlar akşam namazından sonra okunacaklardır. Ondan sonra bu önümüzdeki salı 93. sayfede bir dua var. Salı günü güneş batmadan üç kere okunuyor bu. Allah'ıma ya kafi el bela. Bu 93'te. Bunu salıdan okuyun gündüz. Daha bela gelmeden tedbir almak. Ey diyor belalara kafi gelen Allah bela gökten inmeden sen bize kafi gel ya Rabbi bu 93'te sayfeleri unutmuyorsunuz inşallah. Şimdi gel gelelim. Ne var? Namazlar var mı? Var. İlk gece namazı vardı. Geçti kıldık elhamdülillah. İlk çarşamba gecesini de kıldık. Ne geldi? Safer ayının son çarşamba gece namazı. Tarifi nerede? 117. sayfede kitabın 117. sayfede gece ne zaman başlar? Akşam namazını kıldıktan sonra bu namaz kılına bilir. Ancak bu namazın akabinde 11 kere salaten tüncila var. Onu da yazdım buraya peşine. Son çarşamba günü namazı kaçta? 118. Bu çok önemli bak. Hiçbir şey yapamasa bu çok önemli. Feridüddin Şekergen Hazretleri Hacem Muhyiddin Hazretleri'nin evradından naklediyor. Her sene 320 bin bela Gökten gelen nazil olur. Bunların hepsi Safer ayının son çarşambasında vakı olur. Bu yüzden o gün senenin günlerinin en çetin geçen günü olur. Dört rekat namaz. Her rekatta Fatiha'dan sonra on yedi kevser. İnna atayna. Ondan sonra beş ihlas. Kulüvallah birer kere felaknaz. Namaz kaç rekat? Dört. Namazdan sonra yedi kere istiğfar. Ellerini kaldırıp dua edecek. O dua nedir? İşte o 119'dan başlıyor. O duayı diyor okursa o gün yağan belalardan muhafaza, o günden itibaren bir daha sene o güne kadar etrafında hiçbir bela dolaşmaz diyor. Bütün evliya Allah bunu gördü yani. Şimdi bu dua namazdan sonra başlıyor. Dört dakikadır bitirince dünya kelamı konuşmayın. Konuşmadan başlayın. <laughs> bir defa selam ayetleri. Selam ne demek? Selamet. Kur'an'da ne kadar selamet varsa üzerinize gelsin inşallah. Bu ayetler okunuyor. 119, 120, ayetlerden sonra dua 121. 122. sayfada dua bitiyor. İşte Türkçelerini de yazdık Arapça bilmeyen için ama Arapça bilip okusanız iyi olur. Birinde de diyor ki namaz bitince 11 kere salaten tüncina o da nerededir derseniz kitabın en sonunda 128. sayfada da salaten tüncina duası var. Hacı Sami Efendi Hazretleri Mahmut Sami Ramazanoğlu, Büyük Şeyh Ali Haydar Efendi Hazretlerimizin ahretliği İki şeyh bana sevdirildi. Biri Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Biri Alvarlı Mehmet Lütfi Efe Hazretleri Erzurumlu. O Sami Efendi Hazretleri'nin kitabında diyor ki o da bu namazları alıyor. Ed'iye kitabında. İnneke ki alâ külüşin kadir. Salaten tüccinanın sonunda normalde yok ama buna ekleniyor diyor buna. İnneke alâ külüşin kadir eklenecek diyor. Ben onu da ekledim. Ee, 11 ee, salaten en son kitabın 128. sayfasında bu kitap size kalıcı olacak inşallah. Bundan sonra her sene nerede ne var biz ölürüz kalırız. Allah sizi belalardan muhafaza eylesin. Bu sefer ayındaki dualar sadece sefer ayında değil. İçinde daha ne kadar ilimler var. Allah istifade nasip eylesin inşallah. Hac Ümre Risalesi çıktı. İnşallah Ümre'ye de yolculuk yaklaşıyor. Efendi Hazretlerimizle birlikte Efendi Hazretlerimizin ömresi iki gün içinde belli olacak. Tam gün. Şu anda gün kesin değil. Fakat önümüzdeki aylar içine gidecek. Pasaportları hazır olan, bilgi almak isteyen bizim Arifan Şube, Edirne Kapı Halk Ekmek var ya orada e, halk ekmeğin altında Arifan yayınları var. Oraya gelebilir. Yarından itibaren aranabilir. Geniş bilgi oradan alabilirsiniz. Şimdi telefon numarasına söylüyorum. 0212 0212 531 03 çift 0. Bu numaradan geniş bilgi alınabilir, irtibat kurulabilir. Burada Marifet Derneği Allah razı olsun efendi hazretlerimize hizmet ediyor. Bu Marifet Derneği evvelkilerin 40 senede yapamadığını yaptı. Daha bir sene olmadı. Efendi Hazretlerimiz Şam'a gitti. Şam'da çok güzel organizeler oldu. Ondan sonra efendim Ümre'ye gidildi. Ondan sonra bu alimlerin toplantısı tertip edildi. Biliyorsunuz 42 ülkeden bu kadar büyük alimler geldi. Yüzümüzün akıyla elhamdülillah Efendi Hazretlerimiz çok memnun oldu. E, Marifet Derneği bu işi organize ediyor. Ömre işinin de başında kim var? Marifet Derneği. Neden? Çünkü herkes kendi kafasına hareket edince istismar edenler çoğalıyor. Kandıranlar, yalan konuşanlar oluyor. Adamı alıyor, götürüyor orada. Oteli yok, bir şey yok. Sokakta bırakanlar oluyor. Müslümanlardan bazıları mağdur oluyor. Değil mi bu ömre işlerinde mağduriyetler duyuyorlar. Onun için Marifet Derneği bu işi Üstlenmiş Allah onlara beceri versin, hayırla muvaffak etsin Efendi Hazretlerine çok hizmet ettiler. Allah bu hizmeti de onlara nasip etsin inşallah ee, Efendim. Yarından itibaren bu numara aranarak geniş bilgi alınabilir. Herkese duyurabiliriz 0212 531 03 çift 0 iki gün içinde de kesin gün belli olacak inşallah. Bu arada lazım olan evrakla ilgili ve bilgiler alınabilir. Şimdi TV var ya bizim internet adresimiz oradan da efendi hazretlerimizin bu cumaya çıkışı insanların bütün her taraftan toplanmaları efendi hazretlerimizin yürümesi kaç adım attığı böyle açıkça görünüyor elhamdülillah maşallah maşallah la kuvvete illa billah Allah nazardan muhafaza eylesin Allah başımıza eksik etmesin Allah'ım eskisinden ziyade sıhhatine malik eyleyip Allah'ın fazlu keremiyle bizleri onun nurlu yolundan ayırmasın. Onun hakkında sevgimizi, itikadımızı gün be gün artırsın. En ufak şüpheye düşmekten muhafaza eylesin. Amin. O görüntüleri de yarın e, cuma günü yani bu gece geç oldu. İzleyebilirsiniz inşallah. Herkese de izlettirirsiniz. Bakalım efendi hasta diyenlerin kendileri ne kadar marazlıymış. Meydana çıkacak Efendi efendimiz'in canlılığı, sağlığı her gün daha iyiye gitti. Elhamdülillah. Efendim dosta düşmana görünecek. Düşmanları çatlatacak inşallah. Allah hakkı her zaman için galip kılacak. Allah'ın bizi de Efendi Hazretleri'yle birlikte ehli sünnetten ayırmasın, onun cemaatinden ayırmasın. Amin. 44 yaşında bir hanım kardeşimiz cemaatimiz ameliyata girmiş, girmeden abdest almış, namaz kılmış, ameliyat masasında vefat etmiş. İşte bu. Nefis diyorsunuz gidin eve gidin eve gidin eve hanım çayı demledi meyveler bozuldu benim ya işte ölüm var gideceğiz ahirete oturdun şurada bir ayet bir hadis dinledin kaç tane ayet hadis okuduk mübarek cennet bahçesinde oturdun nere gideceksin çıkacaksın da buradan iyisini mi bulacaksın da mübarek cennet bahçesine giderseniz istifade edin nefis şeytan sizi durdurtmuyor ama yine de sizden iyisini de bulamam ha siz benden iyisini bulursunuz ben sizden iyisini bulamam yani benim cemaatim elhamdülillah şeydir, e, cefakardır, gayretlidir. Allah hepinizden razı olsun. Evet, bu anın bacımızın ruhuna bir şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammed Abduhu ve Resuluhu. Hediye Rabbim İsa aleyhi amin. Bu hac Ümre risalesi tam zamanına denk geldi. Ben buna 5-10 senedir öyle kenarda duruyor. Uğraştım, uğraştım. 500 sayfa kitap. Kardeşler, bir ömre yapmaktan daha mühimdir, bir haç yapmaktan daha mühimdir, bir fıkıh meselesini öğrenmek. Fıkıh bilmeden hacca ömreye gidersin, rezil olursun kalırsın. İhram yasaklarından bile haberin yok. Onun için haç ömre kitabı çok önemli. Tam bizim fıkha göre başından beri takip edin İnşallah. Efendim ne diyor mesela? Başını örtmeyecek diyor. Yüzünü örtmeyecek diyor. Şimdi hanım kardeşlerimiz gidiyor çarşafı burnuna kadar Çekiyor. Burnuna kadar çekiyor. Anlı da kapalı. Ne oldu? Yüzünün ekserisi kapalı. Bu vaziyette efendim. E, ömre çünkü azdır. Ömre bir iki saatte yapılan bir şey. Haç gibi birkaç gün sürmüyor ki. Bu vaziyette dursa efendim ömrenin çoğunda ne oluyor? Bir kurban kesme cezalık oluyor. Niye? Yüzünü örtmek nedir? Yasak. E ne yapacak o zaman? E tabii o zaman ne yapacak? Üzerine terek gibi bir şey yapıyorlar. O tereğin üzerinden sarkıtırsa ne oluyor? Yüzüne değmiyor. Yüzüne değmeyince ne oluyor? Kurtarıyor mesela. Bunlar önemli meseleler. Değil mi? Bunlar radikat edelim inşallah. Ee, burada tek tek sayıyor mesela. İhramın yasakları. Koltuk altı kıllarını olmayacak. Tıraş olmayacak. Efendim, güzel kokuya dokunmayacak. Hemen ciddede ihramlı vaziyette uçaktan iniyor. Orada da bir şeyler yiyor. Mendil veriyorlar. Böyle kokulu mendil hemen ona ellerini sürüyor gitti bir kurban. Ondan sonra hemen ciddede iniyor doğru abdestlerine gidiyor. Orada da büyük abdestten falan çıkınca ellerini sabundan bir güzel yıkıyor ciddi bir kurban. Bir şeyden haberi yok. Onun için mutlaka ihramlıyken sakınılması gereken haller. Mesela değil mi? Efendim bunları hepsi dikişli elbise giymeyecek. Bunlara dikkat edin inşallah. Adam, adamın birisiyle gittik ömreye. E ben de bilmiyorum onu da bir hoca getirmiş. O da komiser falan mıydı? Neydi? Arkadaş. Ondan sonra tam karşımıza oturdu şimdi. Orada odada falan. Böyle rahat oturuyor biliyor musun? Ayaklarını kaldırıyor maldırı. Ya biz de gözümüzü kapatıyoruz falan. Hani don olmayacak ya içinde dikişti falan. Dedim ona ki hacı abi ne var? Biraz dikkatli otursa falan. Ne var dedi donum var dedi falan. Ulan donum var denir mi? Donum var ne demek? İstanbul'dan geldik oraya Mekke'ye indik. Zaten 24 saatte zor gidiyorsun otele haç zamanı. O zamanlar çok bekletiyorlardı. Şimdi ben 10 senedir gidemiyorum hacca. Efendim yani 24 saati geçmiş. 24 saati geçince hangi hacca niyet etmiş? Kırana. O cezalar kıran kırana. Ondan sonra efendim ne lazım sana? iki kurban. Yahu dedi ben maaşı zor derledim topladım. iki kurban cezalı. Vay beni getiren hoca gel bakalım buraya. Neyse ki biz getirmedik onu. Gitti daldı öbür hoca ya. Ya adam rahat rahat oturuyor. toparlan diyoruz. Ne var donum var diyor. Bir yerim gözükmez. Ya don giyilir mi kardeşim şimdi? Millet bir şey bilmiyor yahu. Onun için Allah rızası için Haç Ömre kitabını çok güzel okumaya başlayın. Birkaç ay var zaten Efendi Hazretleri inşallah gidebiliriz. Ee, o arada da biraz ilminizi hazırlayın inşallah. Allah abinizden razı olsun. Amin. Allahümme, Allahümme. Salli, ve salli ve sellim ve barik <laughs> ala seyyidina <laughs> Muhammedin nebiyil ümmi <laughs> el habibil alil kadri <laughs> el azimil cahi <laughs> ve ala ve <laughs> Amin. Subhan rabbil aliyil alel vab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala seyyidil murselin. <laughs> Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ya rabbel alamin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Hazreti Ali efendimiz bahşi hakkı için, Muhammed Mustafa'mızın ehlibeyti bahşi hakkı için, bugün okunan ayetler, hadisler bahşi hakkı için, ve şu mübarek Hazreti Ali Efendimiz'e ve Ehli olan muhabbetimiz, sevgimiz hakkı için ve bu kardeşlerimiz bu kadar zamandır e, dinlediler, oturdular. Bu aşk ile bu muhabbetle coştular. Sen fazl-ı Kerem'le hepimizi bu aşk, bu sevgi, bu muhabbet, hürmet, affeyle, mağfiret. Cennetini ihsan eyle. Amin. Bu dostlarınla birlikte cennete girenlerden eyle. Amin. Cennete ilk seni sevenler girecek sırrına mazhar eyle. Amin. Allah'ım sen bu sevgi üzere, ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere, sahabe sevgisi, ehli beyt sevgisi üzere bizleri yaşat ve bizleri haşreyle. Cehennemden azabından gazabından muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi sen bu Fatıma annemizin ve çocuklarının ve torunlarının ve ehli beytinin hürmetine cehennem ateşini söndür bize ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bütün hastalıkları belaları başımızdan def eyle ya Rabbi. Amin. Ehli beyt hakkı için. Ya Rabbi Muhammed Mustafa'nın bahşi hakkı için. Sallallahu aleyhi ve Hazreti Ali Efendimiz ve ehli beyt hakkı için. Sen bizlerin dünya ahiret hayırlı muratlarımızı ihsan eyle. Şerlerden emin eyle. umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Amin diyen dillerine harcı hamden azad eyle. Şuradan çıkmadan bütün yüklerimizi kaldır ya Rabbi. Bizi hafiflet ya Rabbi. Maddi manevi saadetleri ihsan eyleyip, maddi manevi fütühat ve kapı açılmaları nasip eyle ya Rabbi üzerlerimize helal rızık kapılarını aç ya Rabbi. İnsü cinnin fasıklarının şerrini bizden çevir ya Rabbel alem. Amin. Allahümme inna neseluke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khantime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beytin bütün istediklerini istiyoruz. Nasip eyle ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve beytinin sığındıkları her şeyden sana sığınıyoruz. Uzak eyle ya Rabbi hayrın bildiğimiz bilmediğimiz bütün peşin gelecekte ne kadar varsa bütün hayırları istiyoruz nasip eyle ya Rabbi. Bildik bilmedik bütün şerlerden muhafaza eyle ya Rabbi alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiran. Velhamdülillah Rabbil alemin illa şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve şeyhine. Kâfede ve la ruhi ruhina imam tarikatine efendi ve hamuz khâsaten ve la ruh. Envatina envatil müslimin envatil cemaatil hadirin. El-Fatiha.